Cumhurbaşkanım, değerli başkanlarım, değerli üyelerim, üyeler ve misafirlerimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. GESFET ve DEGİAT bir işbirliği olarak düzenlemiş olduğumuz Türk Konfet Finans Sohbetleri panelimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramızda bizlere bilgi ve tecrübelerini aktaracak olan çok değerli katılımcılar var. Birazdan kendilerini kürsüye davet edeceğim. Bir panel düzenleyeceğiz. Ama öncesinde bir açılış konuşması yapmak üzere GESFET Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Konfet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Oktay Mersin'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Evet, hepimiz hoş geldik. Evet, bugün Sayın Genel Sekreterimin söylediği gibi güzel bir panel olacak. Denizlimiz için bilhassa önemli bir panel. Güzel konularında uzman arkadaşlarımız var. Türk Konfet'in Finansa Erişim Komisyonu Başkanı Kaan Bey aramızda, Can Kat Bey, Recep Bey. Güzel bir panel olacak. Ben şimdiden size söyleyebilirim. Ben biraz GESFET'ten bahsedeyim. Sonra geçen hafta yayınladığımız bir Türk Konfet'in manifestosu gibi bir basın bildirisi var. Bununla ilgili biraz bilgi aktaracağım. Hızlıca panele geçeceğiz. Evet. Gözlüğü takalım. Güney Ege Sanayi İş Dünyası Federasyonu, bizim GESFET'imizin açılımı, Muğla Aydın illerini kapsıyor. Girişim ve İş Dünyası Derneklerinin bir araya gelen bölgesel ve kurumsal kalkınma politikaları üretilmesini öncülük etmektedir. Sürdürülebilir ülke kalkınmasında rol üstlenerek rekabetin ve nitelikli iş gücünü kazandırılmasına katkıda bulunmayı misyon edinen federasyonumuz 3 ilimizde toplam 12 derneğiyle 1500'e yakın üyesi bulunmaktadır. Bu 3 ilimizdeki 4 tane Aydın'dan derneğimiz var. Pardon, 5 tane oldu Kuşadası ile beraber. 4 tane Denizli'den, 2 tane de Muğla'dan var. Bunların isimlerini ayrı ayrı saymayayım şimdi. Bir de TÜSİAD var, bizim federasyonumuzun üyesi. Üye derneklerimizin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, üyelerimizin faaliyetlerinde, gelişim serüvenlerinde onlara zaman zaman yol arkadaşlığı, zaman zaman mentörlük yapmaktayız. Tüm amacımız, ulu önderimiz Atatürk'ün çizdiği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti vizyonuna ulaşmak amacıyla bölgesel ve sektörel potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmemiz için yerel bazda kalkınma dinamikleri yaratarak ve evrensel iş etiği ülkelerine bağlı kalarak bölgemizin ülke ekonomisindeki payını arttırmak amacıyla projeler üretmek ve nihai olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak. Kısaca özetlemek gerekirse, ilerleyen günlerde üye aidiyetlerini artırılması, kurumsallaşma adımlarıyla birlikte daha güçlü bir GESFET'in bilinirlik çalışmalarına önem verilmesi ve üye dernek sayısının artırılarak bölgede daha etkin konuma gelinmesi, mentörlük rolünün güçlendirilmesi, federasyon içi üyeler arası ve federasyon dışı aktörlere iletişimlerin geliştirilmesi, yaratılan katma değerlerin kayıt altına alınarak bölgede genelinde veri kaynağı haline gelmek odağımız olacaktır. Dönemimizde özellikle odak noktalarımızın ve stratejik amaçlarımızın bölge kalkınmasına yaratacağı farklılığın farkında olarak bölgemizde gelecek GESFET ile şekillenecek diyerek temamızı sürdürülebilir projelerle hayata geçirerek yaşatacağız. GESFET, bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan, bugün de burada biraz önce bahsettiğimiz gibi Türk Konfet, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, bizim çatı kuruluşumuz, konfederasyonumuz. Türk Konfet, gönüllülük esasına göre kurulmuş, bağımsız Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Türk Konfet, Türkiye'nin her bölgesine yayılmış etkin üye yapısı ve sayısı ile Türkiye'nin en büyük iş dünyası örgütleri içinde yer almaktadır. Türk Konfet gücünü ve etkinliğini iş insanlarının üye olduğu federasyon ve derneklerden alarak çatısında 26 tane bölgesel federasyon, tıpkı bizim GESFET gibi. Ayrıca da 4 tane sektörel olmak üzere 30 federasyon ve 284 tane dernek ve 40 bine yakın da şirket var Türk Konfet'in çatısı altında. Türk Konfet'in kısacası bilgi vermek gerekirse federasyonlara bağlı
her bir derneğin kendi bölgesinde yarattığı katma değerinin toplam olarak kurumlar vergisinin %86'sını karşılayarak Türkiye'nin kurumlar vergisinin %86'sı TÜRKOMFET'te, Türkiye dış ticaretin %83'ünü gerçekleştirerek tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın %55'ini sağlayarak 7 milyon kişiye istihdam alanı sağlayarak Türkiye ekonomisine artı değer yaratmaktadır. İş dünyasının ve toplumun sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bir bakış açısıyla sahip çıkan TÜRKOMFET, çözüm önerileriyle sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini karar vericilerine aktararak Türkiye ekonomisi için çalışan TÜRKOMFET, iş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmaktadır. 17 Kasım 2014 tarihinde açılan Brüksel temsilciliğiyle Avrupa'nın kalbinde faaliyetlerini sürdüren TÜRKOMFET, Avrupa'nın en büyük iş dünyası kuruluşlarından biri olan Avrupa KOBİ Birliği üyesidir. Küresel alanda da daha etkili çalışmalar içinde yer almaktadır. Avrupa KOBİ Birliği bugün Avrupa Birliği politikalarına ve karar alma mercilerine doğrudan ulaşan 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden çok önemli iş dünyası örgütüdür. Evet, TÜRKOMFET'te Yeni Dönem ve Yeni Ufuklar adlı vizyon belgesi yayınladı en son ki genel kurulunda. Bunların birer maddeler halinde söyleyeceğim size. Acil olarak yeni bir ekonomik programa ihtiyaç var. Türkiye'nin esas beka sorununun iklim değişikliğinin yarattığı sorunlar. Ana hedefimiz demokrasiyi yaşam tarzı haline getirmek olmalıdır. Seçim barajı bir an önce kaldırılmalıdır. Daha radikal hedeflere ihtiyacımız var. Bu bizim vizyon belgemizde. Bunun altında açılımları var ama açılımları girersek bir saat konuşuyoruz. İstanbul Sözleşmesi birlikte yaşam kültürümüzü geliştirir. İş dünyası olarak zorlukları göğüslemeye hazırız. Bir de hayalimizdeki Türkiye var. Bunu her dönem Orhan Başkanım, TÜRKOMFET Başkanımız her dönem söylenmesini istediği için burada okuyacağım yine. Hayalimizdeki Türkiye şöyle, yer küreye bir yeşil dönüşümle uyumlu bir ekonomik atılımı başlatmış, sosyal, layık ve demokratik hukuk devletini yeniden inşa etmiş, güçler ayrılığını, denge ve denetleme mekanizmalarını yerli yerine oturtmuş, yargının tam bağımsızlığını tesis etmiş, toplumsal ve siyasal uzlaşmalar ile yeni dönemin yeni ve sivil anayasasını yapmış, Avrupa Birliği'ne tam üye olmuş, hukukun üstünlüğüne inancı artırılmış, ortak yaşama iradesini ve toplumsal esenlik ile güçlü bir toplumsal dönüşümü başarmış, toplumsal cinsiyet eşitliğini duyarlı politikalar geliştirmiş, ayrımcılığın ötekileştirmenin kutuplaşmanın olmadığı, toplumun refah ve huzurunun esas olduğu bir toplumsal mutabakatı ve toplum devlet mutabakatını sağlamış, onurlu yaşam hakkını kurumsallaştırmış ve garanti altına almış, adaletsizlik ve yoksullukla mücadele politikalarını küresel öncülerinden olmuş bir Türkiye hayal ediyoruz TÜRKOMFET olarak. Geçen hafta tüm Türkiye'deki 26 federasyonun 24'ünün imzasıyla, iki tane de sektörel derneklerimizin imzasıyla ekonomi yönetimi anlayışında değişikliğe ihtiyacımız var adı altında bir basın bildirisi yayınladık. Bu bütün televizyonlarda ve basında her tarafta yer aldı. Gerçekten Türkiye'de ciddi bir ses getirdi. Bunun tabii hepsini okumayalım. Basında var. Türkiye'nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü olarak Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ekonomi yönetiminin ve piyasa koşullarının iş dünyası ve toplumu etkilerine ilişkin basın açıklamasında esas ana maddesi olarak ekonomi yönetiminin anlayışında değişikliğe ihtiyacımız var diyerek Türkiye'deki son dönemdeki kur artışları ve ekonomiyle olan sıkıntılar ve problemler hepimizin malumu. Bunu dikkate çekmek istedik. Amacına ulaştı diye düşünüyoruz. İnşallah bugün burada finansa erişim konuları ve halka arzla ilgili denizimiz için önemli olan bir konuyu bir panelde hep birlikte olacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet. Oktay Başkanım çok teşekkürler konuşmanız için. Şimdi açılış konuşması için TÜRKOMFET Yönetim Kurulu üyesi, GESİFET Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DGAT Başkanı Sayın Hakan Uran'ı davet ediyorum. Buyurun.
Evet, değerli misafirlerimiz, değerli konuşmacılarımız, hepiniz Denizli'ye hoş geldiniz. Bugün burada az önce Oktay Başkan'ın da belirttiği gibi Türk Konfeti biraz detaylı bir şekilde Oktay Başkan'ım anlattı. Ben de ona katkı koymak isterim. Türk Konfet gerçekten Türkiye'nin bağımsız ve gönüllülük esasına göre örgütlenmiş en büyük sivil inisiyatifi. Türk Konfet bölgesel ve sektörel federasyonlardan oluşan bir yapıya sahip. 26 bölgesel federasyon ve 4 tane de sektörel federasyondan oluşuyor. 284 üyeye sahip ve yaklaşık 40 binin üzerinde ya da 50 bine yaklaşan iş yeri üyesine sahip ve az önce Oktay Başkan'ın da belirttiği gibi Türkiye'nin hem ihracatını hem istihdamını hem vergi gelirlerinin üzerinde çok büyük bir paya sahip olan bir bağımsız ve gönüllülük esasına göre çalışan bir sivil örgütlenme. Biz de hem Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu GESİFET olarak hem de DEGİAT olarak bu yapının içerisinde yer alıyor olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Ben de bu dönem Türk Konfet'in yönetim kurulundayım Oktay Başkan'la birlikte. Bu yönetim kurulu üyeliğimize de vesile olan geçmiş dönem GESİFET Başkanımız ve DEGİAT'ın kurucu başkanı Gültekin Başkanıma da ayrıca sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda Kaan Bey'le de biz Türk Konfet'in finansmana erişim komisyonunda birlikte yer alıyoruz. Bu projeyi Türk Konfet Anadolu'daki sermaye birikimini sağlayabilmiş, sanayileşmiş, ticareti ve sanayisi gelişmiş olan şehirlerde halka arz nedir? Halka arzın bilinçlenmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik bir proje olarak değerlendirebiliriz ve aynı zamanda da geleneksel konvansiyonel finansman tekniklerinin haricinde alternatif finansman teknikleri nedir konularında öğretici ve eğitici Anadolu'da tabiri caizse turda yapacağız değil mi Kaan Başkanım? Tabii biz de bu komisyonun içerisinde birebir yer aldığımız için tabiri caizse atladık ve ilk fiziksel etkinliği Denizli'de düzenleyelim diye talepte bulunduk. Sağ olsunlar, kırmadılar. Bugün de bizlerle birlikteler. Recep Hocam, Jankat Bey de katkı koyacaklar. Gültekin Başkanım da Denizli'de bizlerin içerisinden halka arz olmuş mercan kimyasında sahip olarak birebir sürecin öncesi, sürecin içi ve sonrasındakini bizlere aktaracak. Kendimizden, Denizli'den bir firmayı da burada birinci ağızdan dinliyor olmaktan dolayı da eminim ki çok şey öğreneceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğitici ve verimli bir toplantı olacağından da eminim. Sağ olun. Evet, teşekkürler Hakan Başkanım. Şimdi panelimiz için ben katılımcıları tek tek sahneye davet etmek istiyorum. Öncelikle şahsım ve derneğim adına bu değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik olmasını temenni ediyorum. Öncelikle ilk konuk olarak DEGİAT ve DESİAT Kurucu Başkanı, GESİFET Yönetim Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı, Deniz Sanayi Odası Geçmiş Dönem Başkanlık Başkan Yardımcısı, Türk Konfet'te iki dönem yönetim kurulunda görev almış ve halen Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan ve yakın zamanda halka arz olmuş Mercan Kimya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gültekin Okay Salgar'ı sahneye davet ediyorum. İkinci olarak Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü görevinde bulunmuş olan Harvard Mezunlar Derneği Türkiye Başkanlık görevini yapmış olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Recep Bildik Bey Efendi. Evet. Üçüncü konuğumuz Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cankat Bozkurt. Buyurun efendim. Evet, son olarak da hem konuşmacı hem de bugün moderatörlük görevini üstlenecek olan Servo Kapital Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Üyesi Tayider Aile İşletmeleri Derneği İstanbul İl Eş Başkanı, Türk Konfet Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Konfet Finansmana Erişim Komisyon Başkanı Sayın Kaan Kiziroğlu. Lütfen buyurun. Evet, ben panel için artık mikrofonu Kaan Bey'e devrediyorum. Güzel bir etkinlik olmasını temenni ediyorum. İyi seyirler. Çok teşekkürler.
Şu anda geliyor mu? Evet. Tamam. Öncelikle hoş geldiniz değerli dostlar. Gerçekten ev sahibi gibi hissediyorum kendimi. Çünkü biz Türk Konfet'te Denizli'ye özel önem veriyoruz. Yönetim kurulumuzda iki tane Denizli'yi temsilen yönetim kurulu üyemiz var. Oktay Başkanım ve Hakan Başkanım birlikte Türk Konfet'te çalışıyoruz. Denizli'nin sanayisine de çok önem veriyoruz Türk Konfet olarak. O yüzden Hakan Başkan da belirttiği gibi Finansmanla Erişim Komisyonu olarak ilk etkinliğimizi Denizli'de düzenleyelim dedik. Bu etkinlik nasıl olsun? Sermayemiz az Türk girişimcileri olarak. Mucizeler yaratıyoruz ama daha da büyümemiz için sermayemizi kuvvetlendirmemiz gerektiğinden yola çıkarak ilk etkinliğimizde halka arz ve finansman tekniklerini oturalım. Onun üzerinde bir sohbet yapalım dedik. Yani zaten panelin konusu sohbet. Burada o yüzden sizlerden şunu rica edeceğiz. Panel her konuşmacı 15'er dakika konuşma yapacak. Ertesinde soru cevaba döndüğünde lütfen katılım yapmanızı rica edeceğiz. Öncelikle panele katılanları tanıttık ama şöyle, ben 26 senelik yatırım bankacısıyım. Finansman konularında bayağı çalıştım kendi profesyonel işimde. Bu paneli panelistleri bir araya getirirken şöyle düşündük. Bu işin bir mevzuat tarafı var halka arzı. O yüzden Recep hocamızı çağırdık. Mevzuat tarafında, borsa, SPK konularında hepinizin kafasında soru işaretleri vardır. Veya bu yola, bu sürece girdiğinizde oralarda neler yapacağınızla ilgili olarak kesinlikle bir rehberliğe ihtiyacınız vardır diye Recep hocamızı çağırdı. Ve Recep hocamız ilk başta bize çerçeveyi çizecek. Halka arz nedir, finansman tekniklerinde neler vardır deyip makrodan mikroya gelecek. Daha sonra her halka arzda ihtiyacınız olan bir yatırım bankası gerekiyor. O yüzden de yatırım bankası olarak da Çarkat Bey'i çağırdık ki Garanti Yatırım Türkiye'deki bu işleri yapan en reputasyonu yüksek olan ve en fazla işlem hacmi olan yatırım bankalarından biri. Çarkat Bey'den de ya kapınızı çaldık Çarkat Bey, ne yapacağız, ne edeceğiz veya sizin kapınızı çalmadan önce neler yapmamız lazımdı? Ne gibi kriterlere göre yatırım bankası seçmemiz lazım, hukukçu seçmemiz lazım, reklam, PR ajansı şeklinde seçmemiz lazım konularında fikirlerini alacağız. Cankat Bey'in önünde çünkü onlarca, hatta belki yüz olmuştur, sen de yaşlandı Cankat. Yani şirket gelmiştir, o yüzden tecrübesi var. Şimdi bunların hepsi giriş. Şimdi normal konserlerde biliyorsunuz bir ısındırma şeyi çıkar. Isındırmak için birileri çıkar, o gruplar bir ısındırır. Sonra ana solist çıkar biliyorsunuz. Şimdi orada ana solistimiz Gültekin Başkanımız. Sağ olsun bizi burada ağırladı ve kabul etti böyle bir panele katılmayı. Esas yaşayan ve size ilham verecek olan kişi Gültekin Başkan. Çünkü bizler kağıt üstünde biliyoruz, bir dolu şirketle çalıştık ama Gültekin Başkanım yaşadı, kararı aldı, halka arz için başvurdu, kendi ekibini motive etti, zaman geçirdi, para harcadı. Halka arzın fiyatının açıklandığı gün malının belli bir kısmını sattı, satmama kararını tekrar verdi. Sattı. Bugün öğlen bakıyorduk Bloomberg'de Mercan Kimya, %3.86 yukarı çıktı. Neden çıktı, ne etti diye şimdi söylüyor. Bundan sonra da artık ortakları fazla. Herkes finansal tablonu görüyor ve ne getirdi, ne götürdü, ne düşünüyor konusunda bize bilgiyi esas Gültekin Başkanımız verecek. Ben burada dediğim gibi susuyorum. Sözü Recep Başkanım'a, Recep Hocam'a veriyorum. 15'er dakika rica ediyorum sizden. Benim moderasyonum genellikle müdahale edici bir moderasyondur. O yüzden lütfen şimdiden affınıza sığınıyorum. Recep Hocam siz de başlayalım, sonra Jakat Bey, ondan sonra Gültekin Başkanım. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim Kaan Bey. Öncelikle bütün hazirunu saygıyla selamlıyorum. Bu değerli organizasyon için GESİFET ve DEGİAD ve Türk Konfet başkanlarından, biyatlarında burada hazır bulunan Oktay, Mersin ve Hakan Uran beyefendilere özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi hepimizin herhalde farkında olduğu bir şey var. Biraz hani genelden başlayıp aşağıya doğru inip malzemeleri değerli diğer panelistlere aktarmak istiyorum.
Şimdi büyük bir değişim yaşıyoruz değil mi? Bütün dünyada. Bu değişim yani sanayi devrimiyle başladı, hızlandı, elektronik, işte elektrik, elektronik haberleşme çağı. Artık enformasyon, bilgi çağındayız. Bilginin transformasyonu çağındayız ve bilgiyle biz değer üretiyoruz, üretmeye başladık. Özellikle internet ve teknolojideki yeni teknoloji alanları da gelişiyor. Son 40 yılda özellikle büyük bir değişim yaşanıyor. Çok daha rekabetçi bir dünya var. Kâr marjları genel olarak bütün dünyada azalıyor. Rekabet ne kadar artsa da birçok sektörde hala konsantrasyon var. Ve az sayıda oyuncu birçok sektörde dünyada büyük pay almaya devam ediyorlar. Hatta pazar paylarını da arttırıyorlar. Böylesine rekabetçi, zorlu bir dünyada onun parçası olmak zorundayız. Ayakta kalabilmek için çocuğunuz gibi yarattığınız, yetiştirmeye, büyütmeye çalıştığınız şirketlerin büyümesi ve önümüzdeki gelecek nesillere devrolması için, devredilebilmesi için, başarıyla ayakta kalabilmeleri için. Şimdi bu, tabii birçok istatistik verebiliriz. Yani değişmeyen tek şey değişim 2500'ün önce neredeyse bu topraklara yakın Efes'ten çıkma Heraklitos'un eski Yunan filozofunun söylediği şey değişmeyen tek şey değişim. Bu değişim de çok hızlandı son yıllarda. Bakıyorsunuz işte Amerika'nın en büyük 500 listesine 500 şirketin 30 yıl önceyle bugünü karşılaştırıyorsunuz. 500 şirketin ki köklü şirketler sadece %30'u falan kalmış, geri kalanı ligden düşmüş. Ya faaliyetlerine son vermişler ya başka şirketlerle birleşmek zorunda kalmışlar veya piyasadan tamamen silinip gitmişler. En büyük blue chip şirketlerde bile bunu görüyoruz. En büyük 20 dünyanın en büyük 20 listesine bakıyoruz. Aynı şekilde oradaki isimler 20 sene önceyle, hatta 10 sene önceyle büyük bir değişim gösteriyor. Yani özellikle bu değişime ayak uydurmak için bizim mutlaka gerekli hazırlıkları yapmamız gerekiyor. Bunlardan biri tabii ki finansman, sermaye önemli. Ama onun kadar önemli olan bir husus kurumsallaşma. İyi yönetim ilkelerinin uzun vadeli bir perspektifle işletmelerin bir stratejilerin bir parçası olarak buna entegre olarak hayata geçirilebilmesi. Şimdi aile şirketlerinden oluşuyor %90'ı Türkiye'deki şirketlerin baktığımız zaman. Burada da yani sizler bunun parçasısınız zaten bu derneklerin yöneticiliğini yapıyorsunuz. Daha iyi biliyorsunuz benden. Bir sonraki nesile devrolan %47'si. İkinci yani ikinci nesle devrolan, üçüncü nesle %13. Bugün bakıyorsunuz işletmeleri, aile şirketlerinin %47'si 1980 yılından sonra kurulmuş. Yani ortalama ömürleri 25-30 yıl. Biz bunu nasıl devam ettireceğiz? Yeni çocuklarımıza, yeni nesillere aktaracağız. Şimdi bu anlamda sermaye ile birlikte kurumsallaşma büyük önem arz ediyor. Halka açılma konusunda en önemli bence faydalardan biri bu kurumsallaşmanın sağlanması, piyasa yoluyla bu disiplinin sağlanması. Hem piyasa mekanizması yoluyla, yatırımcı var artık karşınızda, halk var, buna karşı sorumlusunuz. Onların dolayısıyla haklarını da gözetecek şekilde şirketi sağlam temellerle ileriye götürecek. Tabii ki yine doğru rekabetçi bir iş modeliyle yol almamız gerekiyor. Sadece halka arzın sağladığı dolayısıyla bir sermaye, finansman değil. Tabii ki bu çok önemli ama hem Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Borsa İstanbul'un ve diğer paydaşların istediği yükümlülüklerle, düzenlemeler şirketi ister istemez kurumsallaşmaya itiyor. Ve piyasa mekanizması yoluyla da disiplin altına alıyor. Dolayısıyla daha sürdürülebilir kurumsal iş modelleri ve organizasyon yapıları sürdürme yolunda büyük bir itici güce sahip halkazlar. Sermaye sağlıyorsunuz, evet artık biliyorsunuz borçla finansman sürdürülemez halde. Bugün Türkiye'deki hani ilk 500, ikinci 500 ISO diyelim, Türkiye'deki sanayi şirketleri sıralamasına baktığımızda ortalama işte 60-65 borç, 35-40 öz sermaye.
Öz sermayemiz eriyor ve kısıtlı. Finansman giderlerinin satışları oranı %5'leri aşmış durumda. Enflasyon üzerinde büyüyor. Hele de şu son dönemde döviz fiyatlarındaki kurların yükselmesiyle birlikte artık taşınamaz noktada. Bizim maalesef mali sistemimiz bankacılık domine. Halbuki sermaye piyasasını geliştirmeye mecburuz. Tek ayakla koşmaya çalışan bir atlet gibiyiz aslında. Büyümeye çalışıyoruz, yatırımlarımızı finanse etmeye çalışıyoruz. Halbuki bankacılık sisteminde ortalama kredi vadisi belli. Uzun vadeli bu faizlerle yatırım için borçlanmak adeta imkansız. Ancak çalışma sermayenizi kısa vadeli kredilerle sürdürmek mümkün. Burada sermaye piyasası, halka arz, uzun dönem yatırımlar için sermaye imkanı sağlıyor. Sadece bir kerelik de değil bu. Yani halka arzdan elde ettiğiniz fonlar evet yatırıma dönüştürülecek, şirketin büyümesi için kullanılacak. Ama daha sonrasında da sürekli olarak sermaye piyasası üzerinden sermaye artırımları yoluyla finansman sağlamak mümkün. Mesela bugün itibariyle yani 2021 yılı Ocak Kasım arasında Borsa İstanbul'daki şirketler 13 milyar TL'lik sermaye artırımı yoluyla 13,5 milyar TL'lik sermaye artırımı yoluyla kaynak sağlamışlar. Ki bu nominal değer üzerinden kullandırılıyor. 13,5 milyar TL. Az buz bir rakam değil şirketler için. Bunu hani gerekirse enflasyona karşı bunu 90'larda falan çok gördük. Enflasyonist ortamlarda neredeyse her sene sermaye artırımı yoluyla şirketler sermaye elde edebiliyorlardı. Bir başka önemli faydası halka arzın likidite. Şirketin hisse senetlerine likidite sağlamış oluyorsunuz. Bu çok değerli. Yani her an alınıp satılabilir bir pay haline getiriyorsunuz onu. Teminat olarak kullanılabilir, rehin verilebilir, kredi yaratabilir size karşılığında her an alınıp satılabilen ve hani akademik tarafta da bununla ilgili çok çalışma vardır. Likidite bir artı değerdir. Likidite primi diye bir şey var. Dolayısıyla sizin şirketinize artı bir değer katar. Yani halka açık olmanla olmayan şirket arasında en azından likidite primi kadar bir fark vardır. Bu önemli bir farktır. Yani borsalara baktığımız zaman iki ana ürünü var aslında. Hizmeti var, fonksiyonu var. Biri likidite sağlamak, diğeri değer yaratmak. Değer keşfi, fiyat keşfi diyoruz. Yani sizin şirketinizin değerini artık yatırımcılar belirliyor. Sizin faaliyetlerinize göre, sizin sunduğunuz bilgilere göre ki bütün bu bilgiler standart, kanunlarla, yönetmeliklerle, düzenlemelerle çerçevesi çizilmiş, kuralları belli, yatırımcıların beklediği. Sizin şirketinizin risk ve getiri, en önemli iki parametre finans tarafında yatırımcıların risk ve getiri tercihlerini ve kararlarını alabilmelerini sağlayacak bilgileri kamuya aydınlatma yoluyla sunuyorsunuz. Şirketin kurumsallaşması dedi. Tabii ki şu şirketin tanıtımı, yani borsa şirketi olmak bir ayrıcalık. Bir prestij kaynağı, itibar kaynağı. Yani burada bir artı değer yine söz konusu. Yurt dışı tanıtımda Denizli ihracat şehri, ülkemizin en önemli ihracat şehirlerinden biri. Gönlümüz istiyor ki daha da bu ligde ileri noktalara gelsin. Yani Türkiye'de ilk ihracatı belki lokomotifi olan, ilk başlatan illerden biri diyebiliriz. Burada yani yurt dışına çıktığınızda bir borsa şirketiyim ben, halka açık bir şirketin yöneticisiyim, işte ortağım, patronum dediğinizde şey farklılaşıyor. Mutlaka o, yani hatta birçok şirket mutlaka broşürlerine hangi borsaya kote olduysa onun logosunu, şeyinin halka açık şirket olduğunu belirten bir ibare koyarlar bu amaçla. Dolayısıyla globalleşmeye de ve kredibiliteye de büyük bir katkısı oluyor. Şimdi baktığımız zaman tabii Türkiye aile şirketleri ikinci büyük, yani şöyle söyleyeyim, hani prestij kaynağı dedim. Dünyada 100 küsur borsa var. Dünya Borsa Federasyonu'na üye. Halka açık kaç şirket var dersiniz? Yani milyonlarca şirket var değil mi? Türkiye'de en az 3,5-4 milyon şirket var. Halka açık toplam bütün bu borsalarda, 100 küsur borsada halka açık şirket sayısı baktığınız zaman 50 bin. 50 bin.
Çok değil. Çok değil. Büyük bir potansiyel var. Bu biraz sermaye piyasası kültürünün oluşmasıyla da ilgili. Ne mutlu ki son biz uzun yıllar uğraştık, hep tanıtalım, daha fazla şirket gelsin. Çünkü maalesef, biraz önce dedim ya, bankacılıkla sıkışmış bir halde mali sistemimiz, finans sistemimiz. Bunu mutlaka sanayicimizin, iş insanlarımızın yararına açmamız, teşvik etmemiz gerekiyor. Şu son dönemde büyük bir hareket görüyoruz, çok şükür ki mutluluk verici. Bu sene Kasım sonuna kadar 51 şirket 2.4 milyar dolarlık halka arz geliri elde etti. Az buz değil. Yani 2.4 milyar rekordur. 1990'da 35 şirket halka açılmıştı. 2000 yılında 35 şirket halka açılmıştı. 2000 yılında 2.8 milyar dolarlık halka arz hasılatı elde edilmişti. Ama 2.4 milyar ama doların hareketini falan da sayarsanız TL karşılığında şu anda bütün zamanların, borsanın kurulduğu 86 yılından beri bütün zamanların rekorunu yaşıyoruz ve sırada bekleyen de çok sayıda şirket var. Çünkü şu anda bir yatırımcı iştahı var. Piyasalarda para var, likidite var. Bu artan yatırımcı iştahıyla birçok şirketimiz de belki bundan bunu fırsat olarak kullanıp piyasaya gelmek üzere yola çıkmış durumda. Hazırlıklarını yapmaya başlamış durumda. Şunu söyleyecektim demin. Yani ISO 500, 1. 500, 500 listesine baktığımızda yani şunun altını çizmemiz lazım bizim. Dünyada rekabetçi olabilmemiz için bu büyük değişimden, bilgi çağı değişiminde rekabet edip yer bulabilmemiz için büyümemiz gerekiyor. Daha Ar-Ge, teknoloji, yenilikçi, inovasyon odaklı iş modellerine geçmemiz, bu yönde yatırım yapmamız gerekiyor. Biraz daha uzun perspektifle. İkinci 500'ün bir numaralı şirketi, yani 501. şirketin cirosu nedir diye sorsam, yaklaşık 2020 yılı itibariyle 580 milyon lira. Yani kaç dolar euro eder? Avrupa standartlarında neredeyse mikro COBI şeyine doğru gidiyor. Yani COBI tanımında. Bu 501. şirketimizden bahsediyorum. Çok küçük. Bir kere mutlaka bizim değer yaratmamız gerekiyor. Yani ikinci 500'de ortalama öz sermaye 160 milyon lira civarında. Aktif büyüklüğü 200 milyon lira civarında. FAVÖK 60-70 milyon lira civarında. Hani baktığınız zaman yarattığımız değer, değil mi? Bugün aramızda konuşuyorduk, işte getir 7,5 milyar dolar, şu bu kadar milyar dolar. Son dönemde bu yolda yol alan önemli teknoloji veya yeni yenilikçi iş modelleriyle çalışan şirketlerimizin yarattığı değerleri gördüğümüzde veya yılların en büyük, işte Türkiye'nin en büyük şirketleri listesine veya borsadaki en değerli şirketlere baktığımızda 5-6 milyar dolar. Yani şimdi çok büyük bir, yani fiyatlarda yükseliş oldu, dolar da yükseldi. Hani sıralama biraz değişmiş olabilir. Ereğli Demir Çelik, işte Garanti Bankası falan, yani değerleri 5-6 milyar dolardı, 7 milyar dolardı maksimum. Halbuki bunlar, Garanti Bankası zamanında 20 küsur milyar dolardan geldi. Turkcell 20 küsur milyar dolarları görüp şu anda belki 3 milyar dolarlardı. Buralara geldi 3-4 milyar dolar. Yani bunun da altını bizim çizmemiz gerekiyor, değer yaratabilmemiz için. Bununla birlikte şunu söylemek istiyorum. Borsada her büyüklüğe göre pazar yeri var. Yani biz aslında biraz kobi borsasıyız, Borsa İstanbul'a. Tabii ben de uzun yıllar dönev yaptığım için biz diyorum hala. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Yeterince bu sermaye piyasasındaki imkanları kullanmıyoruz şu veya bu nedenle. Bu yola girmemiz lazım. Yani ben o zaman, ben de Sayın Başkanımızı ben kutluyorum. Deniz'in de iftarı diye düşünüyorum. Çok vizyoner aradı. Vizyoner biri, yeni tanıştık. Konuşmalarından da gerçekten çok etkilendim. Bu biraz hakikaten vizyon meselesi, geleceğe bakma meselesi. Denizli'den yanılmıyorsam 4 şirket var Borsa İstanbul'da, biri sizsiniz, daha fazla şirket olması lazım. Yani Denizli sanayi şekli, ihracat şekli mutlaka burada olması gerekiyor. Baktığımız zaman bizim ilk 500'den, Türkiye'nin en büyük ilk 500 şirketinden yanılmıyorsam 65 şirket var Borsa İstanbul'da. İlk 1000'den 125 tane, şimdi biraz arttı son dönemde gelenlerle, deyin ki 150 tane.
Yani ilk binden. İlk binden 150 şirket var, 850'sini alamamışız. Çekememişiz borsaya. Ve büyüklükleri biraz önce söyledim size. Yani mutlaka Borsa İstanbul'daki bu imkanlardan faydalanmak lazım. Dediğim gibi farklı pazar yerleri var Borsa İstanbul'da. Her büyüklüğe göre var. Bir sayfayı açabilirsek şeyi göstermek istiyorum size. Hocam 15 dakika geçti. Hemen şunu söyleyeyim sonra daha var. Devam etse yani 5 dakika da benden olsun. Şimdi borsaya gelirken tabii bir şey var. Cankat Bey burada daha detaylı belki şey yapacak ama öncelikle şirketlerin tabii biz bu yola çıkacağız. Biraz evlilik gibi uzun vadeli bir bakış açısıyla yola çıkmak için borsa şirketi, halka açık şirket olmak için bir hazırlık yapması gerekiyor. Bu hazırlığı kendi içinde öncelikle belki bir çalışma grubu olarak başlatabilir. Daha sonra süreçte baktığımız zaman bir aracı kurumla, yani halka arz aracılık edecek bir kurumla anlaşma. Benim bir tavsiyem mümkünse aracı kurumla şirket arasındaki artı diğer halka arasında ilgili paydaşlar arasındaki iletişim ve ilişkileri yürütecek bir koordinatör, bir danışman şirket içinde varsa şirket içinde yoksa dışarıdan bu konularda tecrübeli biriyle çalışmanın da ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Daha sonra tabii esas sermaye, esas sözleşme değişikliği, mali tablonun standartlara göre oluşturulması, bağımsız denetimden geçirilmesi gibi süreçler var. Bunların hepsini tabii halk arz aracılık yetkisi verdiğiniz aracı kurum yapacak bu hazırlıkları sizinle birlikte. İşte SPK... Ama finansal tabloları hazırlamış olmaları lazım. Tabii şirketin finansal tabloları kendilerinin hazırlamış olması gerekiyor ve bağımsız denetimden geçmiş olması gerekiyor. Esas sözleşme değişikliği için yine sermaye piyasası kuruluna başvurulması gerekiyor. Sermaye piyasası kurulu ile Borsa İstanbul'a aynı anda başvuru yapılıyor ve istenen bilgi belgelerle birlikte bütün detaylı incelemeyi SPK ve Borsa İstanbul yetkilileri yapıyor. Başvurduktan sonraki süreç yaklaşık SPK ve Borsa İstanbul'da geçen zaman yaklaşık 3 ay. Kabaca söylüyorum. Yaklaşık 3 ay. Borsa İstanbul grubunun içerisinde Takasbank, Merkezi Kredi Kuruluşu ve Borsa İstanbul 3'ü var. 3'üyle de ayrı ayrı bir başvuru, hepsinin kendi yaptıkları faaliyetler çerçevesinde başvuru söz konusu. Ben sadece 2 dakika daha müsaade ederseniz şunu söylemek istiyorum. Şimdi borsaya alırken biz kotasyon diyoruz buna. Borsaya giriş, borsada işlem görmeye başlama şartları. Kabaca şartlar neler? Onları hemen bir görelim. Şimdi 3 ana pazarımız var. Yıl büyüklüklerine göre diyebiliriz. Birazdan detaylarını da göstereceğim. Yıldız pazar, ana pazar ve alt pazar. Bu üçünde yaklaşık 400 küsur şirket var şu anda işlem gören. Şimdi bunlar sizin şirketinizin halka arz edeceğiniz satılacak payların değerinin büyüklüğüne göre öncelikle ayrıştırılıyor. İsterseniz şeye geçelim, tabloya bir gösterebilirseniz bir sonraki sayfa. Evet, bu aslında özetliyor. Şimdi halka arz edilen payların piyasa değeri yıldız pazar için asgari 300 milyon lira olması gerekiyor. Ana pazar için 75 milyon, alt pazar için de 40 milyon. Yani hocam diyelim %20 hissem. Bu büyüklük şartı. Hissem, %20 hissemi sattım. Onun 300 milyon dolar ve üstünde bir para gelecekse yıldız pazarda işlem yok. Doğru, doğru. Şimdi bakın tamam. Bununla birlikte aynı anda sağlaması gereken bir kural daha var, oran daha var. O da halka arz edilen payların nominal değerinin asgari oranı. Yani halka açıklık oranı da diyebilirsiniz. Şirketinizin kaçını, yüzde kaçını halka açıyorsunuz? Mesela Mercan Kimya'nın %27'si açık. Tabii ilk başta açtınız sonra arttırabilirsiniz de. Onun da ayrı prosedürü, yolları var. Arttırabilirsiniz. Ama gelirken minimum bizim kurallarımıza göre yıldız pazara geleceksiniz. Sermayenin en az %15'ini açmanız gerekiyor. Ana pazarda %20, alt pazarda %25. Böyle bakarsanız en düşük diyelim alt pazara gelmek isteyen bir şirket asgari 40 milyon lira olması gerektiğine göre halka arz edilen hisselerin değeri
%25'i 4 çarpı 160 milyon liralık bir piyasa değeri olması gerekiyor minimum şirketin. Son 2 yılda kar etme zorunluluğu var bütün pazarlarda. Hocam, ben... Bir istisnası var ama hani şu anda detaya girmeye gerek yok. Kar, son 2 yılda kar göstermek zorunda. Kârla ilgili bir şey soracağım. Buyurun. Vergi yönetimi yapıyorsam, vergiden kaçınma yapıyorsam kar beni etkiliyor mu değerlemede? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim onunla ilgili. Şimdi bu can katın konusu. Evet. Ben de biraz keseyim istedim ama şimdi çok yani çok vergi vermeyi sevmiyoruz açıkçası. Çünkü şirketin içinde parayı tutmamız lazım ama halka arıza geliyorsak net kar zaten yapmamız lazım da değerlemede bir etkisi var diye hatırlıyorum evet. Ben. Yani o yüzden oraya dikkat etmek lazım. Halka açılmada şöyle bir vergi avantajı getirildi son dönemde. Kurumlar vergisinden %2 avantaj sağlıyorsunuz. Yani bu zamanda az da değil, %2 fena değil. Daha fazla teklif etmiştik ama %2 yıllar sonra inanın plan bütçeden geçip meclise inip meclise son dakika gece yarısı şeyleriyle çıkartılan falan çok önerimiz oldu öyle. Yıllar boyu halk arzı teşvik etmek için. Ama bu, en azından %2'yi yaptılar. Kurumlar vergisinde %22'lik bir avantaj var halka açılan şirketler için. Bu bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tablolarda öz sermaye bölü sermaye oranı, yani biliyorsunuz sermaye öz sermayenin bir parçası altında yer alıyor zaten. Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da birden büyük olması gerekiyor. Yani öz sermayenin yanında ilave bir şeyler daha olması gerekiyor. Alt Pazar'da da bu çarpının 1.25'ten büyük olması gerekiyor. Onun dışında tabii biz Borsa İstanbul'a neye bakıyoruz? İsterseniz o şeye bir önceki sayfam, sonra önceki sayfada bir hukuki uyuşmazlıklar olmayacak. Şirketin hisselerinin devrini, tedavülünü, ortaklık haklarının kullanılmasını engelleyici sıkıntılar, hukuki problemler olmayacak. Artı halka açılma yolunda zaten Cankat Bey söyleyecektir. Bağımsız denetim ve hazırlık, izahname vesaire hazırlanırken bir de mutlaka hukukçu raporu isteniyor. O hukukçu raporu önem arz ediyor. Yani şirketin faaliyetlerini ve aynı zamanda paylarının da devrini, tedavülünü engelleyecek hukuki problemlerin, sorunların olmaması gerek. Tabii ki finansal yapısının, mali yapısının sağlam olması gerekiyor. Sağlamlık göreceli bir kavram. İşte hani hangi şey durumlarda borsa reddediyor? İşte gerçeği yansıtmayan mali tablolar, bilgiler, şişirilmiş, kar aktarımının yapıldığı, hukuki belirsizlik yaratan, yatırımcıyı zarara sokabilecek belirsizliklerin olması, bunlar borsa tarafından reddedilme nedeni olabilir. Bunların hepsine bakılıyor. Kuruluşuna itibaren en az 2 yıl geçmiş olması gerekiyor. Bir sonraki, yani faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilecek üretim, tedarikçileri, müşterileri, mesela tek bir müşteriye bağlı veya 2-3 müşteriye bağlı, satışlarının %80'i, 90'ı 2-3 müşteriye bağlı bir iş borsa gözünde, SPK gözünde hani reddedilir diye söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın ama çok iyi karşılanmıyor. Çünkü orada bir konsantrasyon, yoğunlaşma riski söz konusu. Geçebilirsek, bir sonraki sayfada bir şey var mı? Finansal durumunu faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde sürdürüp yürütebilecek düzeyde olması dedik. Hakların kullanmasına engel. Borsa tarafından geçerli kabul edecek durumlar dışında son 2 yıl içinde ortaklık faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş olmaması, işte sahiplerinin ve şirketin konkordato ilan etmemiş olması vesaire sıkıntılı durumlar içinde olmaması gerekir. Diğer şeyleri söyledik zaten, bağımsız denetim ve şeyleri. Bir de satış, Cankat Bey detaylı anlatacaktır. Esas tabii yatırımcıların beklediği sermaye arttırımı yoluyla halka açılma, yani hisseleri sermaye arttırımı yaparak mevcut ortakların haklarını, güçten haklarını kısıtlayarak, TTK, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kısıtlayarak şirketin kasasına para girecek, yani ortağın cebine değil de şirketin kasasına girecek şekilde ve bu finansman neticede sermaye büyümek için, yeni projeler için kullanılacak. Böyle yapılabilir.
yatırımcının daha çok tercih ettiği, beklediği bu. Artı ortak satışı yoluyla yapılabilir. Yani ortak, ben artık şirketten pay çıkmak istiyorum. Kısmen veya tamamen hisselerimi satmak istiyorum. Bu yolla da halka açılma olabilir. Veya ikisini birleştirmek yoluyla da halka açılma yapılabilir. Ben süremi açtım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben geçmeden bir soru soracağım. Şimdi devalüasyon oldu. Döviz borcu olan şirketler var. Net karları negatif çıkarsa ne olacak? Yani borsaya geldikten sonra artık yani bir de şöyle bir şey var. Hani kamunun tekellüfü değildir derler. Hem SPK hem borsa tarafında. Yani burada bir garanti söz konusu değil. Yani bu şirket hisse senetlerinin her zaman bir kere diğer sabit getirili enstrümanlara göre yani nispeten daha riskli bir enstrüman olduğunu bir kere bilmek lazım. Şirkete ortak olur. Şirketin faaliyetleri iyi gitmedi, her zaman şirket iflas edebilir. Borsada zarar ettiği zaman şirket edebilir. Bir sorun yok. Ama zararlar artık çok büyüktü. Büyüdükten sonra öz sermayenin belli bir payının kaybedilmesine neden olursa, faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine engel teşkil edecek duruma gelirse, o zaman borsa onu yatırımcıları uyarmak için farklı bir pazar yerine alabilir. Benim sorum esasında şuydu. 2 sene kar etme şartı var ya hocam. Şimdi devalüasyon oldu ve çok döviz borcu olan kiracatçılarda bile çok döviz borcu varsa, döviz geliri daha zaman ileride geleceği için bazıları çok az kar veya net zarar gösterecek. Bu şirketler halka arz edilebiliyor mu, edilemiyor mu? Sadece kur zararından dolayı zararı var. Evet, bununla ilgili şu anda bir istisna yok. Özel bir istisna yok. Ama yıldız pazardaki şirketler için bu son 2 sene kar elde etme şartında bir istisna var. Çok nadir kullanılıyor. Özel, hani döviz şeyine özel değil. Yönetim kurulu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak uygulanabiliyor. Ama bugüne kadar da çok az uygulandı. Hani ona bakarak hareket etmek bence uygun olmaz. Tamam. Çok teşekkürler hocam. Eksik olma. Yılın zaten gelecek. Sorular da gelecek. Jankat, senden dinleyelim abi. Tabii. Öncelikle ben de GESİP, DİGİHAT ve Türk Konfed'e çok teşekkür ediyorum davetleri için. Bu kadar değerli panelistlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Tüm katılımcılara da hoş geldiniz diyorum. Lütfettiniz, sağ olun. Şimdi çok hızlı, normalde biz bu bilgilendirmeyi yaklaşık 2 saati geçen bir sunumda yaparız. Bunu 15 dakikaya sıkıştıracağız. Onun için biraz hızlı geçeceğim. Çok hızlı Borsa İstanbul'a bakalım. Bu seneki toplam işlem hacmi 6,5 trilyon lira. Yani yaklaşık 500 milyar dolar. %27.6 halka açıklık var. %27.6 bizim gibi gelişmekte olan bir ülke için normal. Bunu yurt dışında daha %40'larda falan görebilirsiniz. %50'lere varan şeyler görebilirsiniz. Bizde biraz daha küçük tutuluyor. Halka açık şirket sayısı 467. Günlük ortalama işlem hacmi bu yıl için 28,5 milyar ve halka açık piyasa değerindeki yabancı payı %43. Bunları biraz daha açıyor olacağız. Çok hızlı büyüklüklere bakalım. Bakın şurada 355 milyon dolara doğru gerilemiş durumda. Pardon. 166 milyar dolarlık Borsa İstanbul'un değeri var şu anda. 240 milyar dolardan geliyor buraya. Daha önce 270 milyar dolarları, 310 milyon dolarları, milyar dolarları görmüş. Bu sene 467 firma var. Artışı görüyorsunuz. İnanılmaz bir halka arz oldu bu sene. 51 adet halka arz oldu. Bunun nedenlerini biraz değineceğiz. Bir şey söyleyeyim. Çok, pardon. Şimdi bu 166 milyar dolarlık büyüklük maalesef sermaye piyasamızın ekonomi içerisinde yeterince temsil edilmediğini, yer almadığını gösteriyor. Yani bunun ölçülerinden biri borsadaki şirketlerin toplam piyasa büyüklüğü, piyasa değeri bölü gayri safi milli hasıladır. Yani biz herhalde bugünlerde %20'lere falan indik. Belki daha da az bile olabilir. Yani 20-25
OECD ülkelerin ortalaması %75 civarında, gelişmekte olan piyasalarda hani çok gelişmiş daha artık Anglo-Sakson dünyasında %100'ün üzerinde ortalamalar ama yani biz en azından %70-75'i yakalamamız lazım. %20 nerede, %75 nerede? Yani bunu nasıl sağlayacağız? Halka açık şirket sayısını arttırarak bir de değer yaratarak, piyasa büyüklüklerini büyüterek. Çok pardon, bunu söylemek istedim. Çok önemli bir katkı. Şimdi şirket ortalaması piyasa değeri anlamında bakarsanız 355 milyon dolar. Şimdi 355 milyon dolar Yıldız Pazar. Burada tabii büyük oyuncular var. Bunu bölersek yani Yıldız Pazar'da 877 milyon dolarlık bir ortalama büyüklük var. Bu yukarı taşıyor zaten. Ana pazarda 91 milyon dolar gibi bir büyüklük var. 21 milyar doları ana pazarda, 123 milyar doları Yıldız Pazar'da. Özellikle ana pazara bakarsanız, çünkü Yıldız Pazar oldukça büyük oyuncular, büyüklüklerin, ortalama şirket hacimlerinin çok küçük olduğunu görürsünüz dünya ölçeğinde. Dolayısıyla katma değer yaratmak, katma değerli ürün üretmek, ihracat yapmak, bunlar ana hedef olmalı. Türkiye'nin ana konjonktürünü oluşturmalı. Şimdi halka arzda ne hedeflenir? Birincisi şirketler borç harici sermaye, öz sermayesiyle sermaye yaratma imkanı sağlar. Yatırım yapar, büyür. İkincisi hissedarlar o güne kadar oluşmuş birikimlerini, karlarını bir kısmını realize ederler. Genellikle Türkiye'de halka arzda büyüme hikayesi istenir. Hissedarın satışı çok da yatırımcının makbul gördüğü bir şey değildir. Mesela bu yurt dışında daha yumuşaktır. Yani yurt dışında bir hissedar satıyorum çünkü yoruldum diyebilir. Satıyorum çünkü işte bilmiyorum farklı bir yerde yaşayacağım ve bir kafam bunlara takmak istemiyorum diyebilir. Ama burada derseniz bu sorun olur yatırımcı tarafında. Bu da kurumsallaşma nedeniyle. Eğer şirket kurumsalsa birisi istediğini satmış kimse çok fazla dert etmez. Recep Bey değindi esasında ama hızlıca kurumsallaşma, şeffaflaşma, kurumsallaşma önemli. Kurumsallaşma dediğimiz şey şirketin sadece hissedarı değil, tüm paydaşlara olan sorumluluğunu yerine getirmeye başlamasıdır. Bu şirketi korur. Yani ne demek istiyorum? Şirketler aile şirketi olunca tabii ki farklı motivasyonlarla hareket edebiliyorlar. Farklı şeyleri fonlamak zorunda kalabiliyorlar ve bu şirketlere zarar veriyor. Kurumsallaşma ile birlikte şirket sadece ne üretmek üzere kurulduysa onu üretmek üzerine çalışıyor. Ne için para arıyorsa o kulvarda o parayı yatırıma dönüştürüyor. Dolayısıyla kurumsallaşma, şeffaflaşma sizin devamlılığınızı sağlıyor. Prestiji artıyor, hisseler likit hale geliyor. Likit hale gelince farklı finansman kaynaklarına ulaşabiliyor. Özellikle Türkiye'de aile şirketleri çok sayıda. Aile şirketleri genellikle 2-3 ortak olabiliyor. Bu ikinci nesil ve üçüncü nesille birlikte ihtiyaçlar, vizyonlar, beklentiler farklılaşabiliyor. Bu da şirketin direksiyonunun verimli kullanılmamaya başlanması anlamına geliyor. Kim başa geçecek, kim şirketi devralacak, kim yönetici olacak, kim finansı yönetecek, kim nereyi yönetecek bu konular konu olmaya başlıyor ve rasyonel, liyakata dayanan atamalardansa farklı dinamiklerle bu atamalar olabiliyor. Halka arz bunu çözmekte iyi bir yapı. Niye? Özellikle aile anayasası ile birlikte desteklerseniz bunun kuralları belli oluyor. Kim bu kuralları yerine getirirse belli kriterlerde o belli bir dönem yönetiyor. Sonra öbürü yönetiyor ama şirket çok daha az yara alıyor bu işten. Onun için halka arz önemli bir burada çözüm yaratabilir bu tip sorunlara. Son olarak da ikinci, üçüncü nesil o işi yapmak istemeyebiliyor. Farklı ilgi alanı olabiliyor. Biz çok şeyle karşılaşıyoruz. İşte sanat okuyabiliyor, Londra'da yaşıyor, şu oluyor, bu oluyor. O zaman onun varlıklarını ve hisselerini likit hale getiriyor. Dolayısıyla ne zaman isterse o zaman peyderpey hisselerini satarak hayatına devam ediyor. Ve şirkette kurumsallaşmışsa zarar görmeden devam edebiliyor. Şimdi halka arz öncesi neler yapılması gerekiyor? Ben şeye katılıyorum Recep Hoca'ya. Yani bir danışman olması, bizden önce de en azından belli bir hazırlık yapılması verimliliği arttırabiliyor. Temel şeyleri yazıyorum burada. Çok fazla detay var ama
bir pasif varlıkların elimine edilmesi. Yani sizin fabrikanız var. Fabrikanın yanında bir de arsa vardı. Uygun fiyatlıydı. Şirketin parası vardı. Ben bunu 5 yıl önce aldım. Çok güzel. Ama halka arz, siz sandalye üretiyorsunuz. Halka arz yatırımcısına o arsa size atfettiği değeri atfetmez. Orası bir arsadır. Siz orada konut yapabilirsiniz, fabrikayı mı büyüteceksiniz ya da başka bir iş mi yapacaksınız? Bunu yatırımcı bilmez. Çok değerlenecek olabilir. 10 yıl sonra değerlenecektir. Bunların hepsi doğrudur. Ama yatırımcı temelde bir sandalye firmasına yatırım yapmak istiyor. O şirketin görevi sandalye üretmek. O yatırımcı bu sandalyeleri beğendiği için bu şirkete geliyor. Dolayısıyla yanda yörede pasif varlık varsa, katma değer yaratmayan şeyler varsa bunları karvaat dediğimiz içinden çıkarmak lazım. Bunları satabilirsiniz, şirkete para nakit koyarsınız, o nakit kadar zaten karşılığını bulur. Ya da ortaklar bu varlıkları kendilerine geçirir, sahipliklerine geçirir. Daha sonra kendi tasarruflarında, inisiyatiflerinde kullanabilirler. Ama yatırımcı için çarpan belirlerken, iş modeline bakarken, yani 5 sandalye satacağım, 10 sandalye, 50 sandalye, bir de arsa var, orada da şöyle bir şey var. Bu kafa karıştırıcı ve çok değerini bulmayacak. Sandalyenin çarpanı belki 5, arsanınki 3. Yani siz burada 4 çarpana indirgemiş olursunuz iş kolunuzu paçalda ya da 3'e yaklaşır değer kaybı olabilir. Bunu tercih etmeyiz. Bunu yatırımcı kolay anlamaz. Daha temiz bir yapı önemlidir. Çapraz iştirak. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bu çok başımıza geliyor çünkü. Şirketleri değerlerken nakit akımına göre değerliyor yatırımcılar. O yüzden şirketler içindeki gayrimenkuller, kendi fabrikasının bulunduğu arazi dahil veya çevresindeki gelişecek yerler dahil bazen yatırımcının o kadar fazla değer vermediği, değer atfetmediği şeyler oluyor. O yüzden bizim başımıza da geldi bir müşterimizde. Şirketi halka arz etmedi ama şirketini sattı. Sattıktan 5 sene sonra şirketinden daha değerli hale geldi arazi ve kafasını vuruyordu. Ya dedi ben bunu niye yaptım? O yüzden bu çok önemli. Eğer şirketinizi halka arz etmek istiyorsanız ya ortakların satın alması veya bölme yoluyla şirketlerinizi, gayrimenkullerinizi dışarı çıkarın veya iştirakleriniz vardır. Yeni Ar-Ge çalışmaları yapıyorsunuzdur. O şirketin bir parçası gibi gözükmektedir, bilançodadır. Onları çıkarın. Yani satacağınız şeyi sadeleştirin ki yatırım bankacıları da o sadeleşmiş şirketin nakit akımına göre şirketleri değerlesin ve yatırımcıya onu sunsun. Böylece siz de ileride kazanacak, yani değer kazanacak bir gayrimenkulünüzü elinizden yok pahasına çıkartın. Bu çok karşılaştığımız bir problem ama hazırlığı önceden yapmanız lazım. Yani ben yarın halka arz ediyorum, şimdi şirketimi böleceğim, oralarda vergi olayları da çıkabiliyor. Bu hazırlığı lütfen yapın. Çok doğru. Bir de söylediğim gibi, bir koca tartışmayı açmaya gerek yok. Yani arsa şu kadar eder, bu kadar eder, bunun çarpanı şu filan, bunu yatırımcılarla yapıyorsunuz. Bu değer kazanılacak bir konu maddesi değil. Daha temiz yapılar, çok daha net konuşulabilen, daha temiz bir işlem yapılabilen bir yapı. Çapraz iştirak yapıları, şimdi şirketlerin işte iştirakleri olabiliyor ya da hissedarın birkaç şirketi oluyor. Bunlar da birbiriyle çapraz iştiraksa, bu ne yatırımcının hoşuna gidiyor, çünkü anlamakta zorlanıyor, ne de düzenleyici otoritelerin, SPK'nın, Borsa İstanbul'un hoşuna gidiyor. Yani bunun genellikle daha temiz, ilişkilerin temiz olduğu, sadece ticari ilişkilerin olduğu bir yapıda olması tercih sebebi. Anlatması zor. Bir de burada tabii yatırımcının şüpheleri, soru işaretleri çoğalıyor. Yani çapraz iştirak yapısında. Bunun temizlenmesi lazım. Şimdi bir de örtülü sermaye gibi anlaşılabilecek şirketlerin, ortakların kendi şirketine, iştirakine verdiği borçlar var. Mesela 5 yıldır hareket görmemiş bu borç. Bu bir örtülü sermaye olarak algılanabiliyor. SPK, Borsa İstanbul yine bundan çok hoşlanmaz. Yine bunların temizlenmesini, bunların üzerinde mutlaka bir faiz yükü olmasını, bu faiz yükünün piyasa dinamiklerindeki bir yük olmasını ister. Mesela faiz yükü var ama %1. Yani bu da kabul edilebilir değil. Dolayısıyla bu tip uzun vadeli borçların filan, hissedar borçları dahil temizlenmesinde fayda var. Ya da halka arzda ben bunu temizleyeceğim, bunu kapatıyorum gibi belli teminatlar isteyebilir düzenleyici kurumlar. Son olarak da grup içi faturalaşma, transfer fiyatlaması dediğimiz. Bunların da yine piyasa dinamiklerinde, rekabet dinamiklerinde gerçekleşmesi gerekir.
özellikle halka açacağınız firmanın ticari ilişkisi varsa ilişkili taraflarda çok uzun vadeli anlaşmalar istenir ve aranır. Yani hangi fiyattan satacağız, nasıl bir ölçüyle arttıracağız fiyatları, ölçümüz nedir, bunun oluşturulması istenilir. Bu şekilde yapılır. Mesela şu çok kullanılır. Fabrikanın bir arsası vardır. Fabrika üstündedir. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Selen Lizbek yapabilirsiniz. Buna imkan var. Yani ben fabrika arsasını üstüme geçiriyorum. Ama fabrikayla mutlaka çok uzun vadeli bir kira sözleşmesi yapmanız gerekir. Ve bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Oradan daha fazla bir para almanıza SPK müsaade etmez. Ama bu yapıları kurarken iyi düşünmek lazım. Hissedarın maksimum değere ulaşması için bunu doğru planlaması lazım. Burada bir şey daha eklemek istiyorum ben. Şimdi faturasız satışlar var. Bak, burası Dostlar Meclisi, gerçekler de var. Eğer halka arza gidecekseniz faturasız satışlarınızı içeri alın. Bir sene, iki sene önceden ki kârlarınız da düzgün çıksın ve gerçeği yansıtsın finansal tablolarınız. Gerçeği yansıtmazsa sizin gözünüzdeki şirket değerini yakalayamazsınız. Ve vergisini de ödeyin. Çünkü halka arz, değil mi? 1 lira daha fazla kâr size 12 lira şirket değeri olarak gelen bir yer. O yüzden bunu da eklemek istedim. Doğru. Yani bir çarpanla bu hareket ediyorsunuz. İster EBITDA dediğimiz, FAVÖK dediğimiz Türkçe, faiz, amortisman, vergi öncesi kar, ister fiyat kazanç çarpanı. Bunun belli bir çarpanı var. Buradaki her 1 lira X lira olarak size değer getiriyor. Ve şu da var tabii ki. Bağımsız denetimden geçeceksiniz ve SPK'nın soruları var. Ciddi bir inceleme var. Dolayısıyla buralardan geçebilmek için en az 3 yıl öncesinden her şeyin kayıt içinde olmasını sağlamak lazım. 3 yıllık finansalla çünkü çıkabilirsiniz. Geçtiğimiz 3 yılı verirsiniz. Birazdan ona değineceğiz. Burayı hızlı geçeceğim. Recep Bey de değindi ama temelde pay tebliği, izahname ve ihraç belgesi tebliği, sermaye piyasası araçlarının satışı tebliği, özel durumlar tebliği, uluslararası değerleme standartları tebliği üstünden dönen bir iştir halka arz. Bu tebliğlerin çapraz birbirlerini etkilerler ve halka arzı düzenlerler. Halka arz sonrası hayatı da düzenleyen ek tebliğler vardır. Dolayısıyla oldukça yapılandırılmış hukuki bir süreçtir. Buraya da değindik, borsa kotasyon şartları, onun için geçebiliriz. Şimdi ana kriterler neler halka arzın başarısını etkileyen? Koordinasyon, satış performansı, büyüklük ve hedeflenen yatırımcı tabanı, doğru zamanla. Şimdi koordinasyon dediğimizde bunu biraz açmak lazım, vurgulamak lazım. Nasıl bir koordinasyon? Bir, paydaşları sayalım. Hukuk danışmanınız olacak, denetim firması olacak, reklam ajansı olacak, PR şirketi olacak, yabancı yatırım bankası eğer büyük bir halka arzı olacak, yabancı hukuk danışmanı olacak. Burayı basit yazdık. Yatırım bankasının yabancı hukuk danışmanı olacak, sizin yabancı hukuk danışmanınız olacak. Düzenleyici otoriteler SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank. Kurumsal yatırımcılarla konuşuyor olacaksınız. Sürekli bilgi alışverişi, onlara sunumlar yapılacak, onların soruları alınacak ve bu yaklaşık 30-40 arası değişebiliyor halka arza göre. Ve diğer yatırım bankaları, yani bu malı siz de satın, konsorsiyum kuruyoruz diye çağırdığınız, bilgilendirdiğiniz bilgi işlem gibi pek çok işlem oluyor. Burada saydığımız kişi sayısı ortalamada 50 ila 100 kişi oluyor herhangi bir halka arzda. 50 ila 100 tane danışmanın koordinasyonu ciddi bir iştir. Bu koordinasyon doğru yapıldığında herkes zamanlı çalışır, maksimum düzeyde verim sağlar, işini düzgün yapar. Bu koordinasyon düzgün kurgulanmazsa bunlar sekteye uğramaya başlar. Halka arz çok süreli bir iştir, birazdan göstereceğiz. Sizin 3 gün geciken herhangi bir şeyimiz sizi bir çeyrek öteye atabilir. Bir çeyrek öteye gittiğinizde siz artık o piyasayı bulamayabilirsiniz. Bugün konuştuk. 6 ay, 8 aylık bir çalışmadan bahsediyoruz. Genelde biz şirkete girdiğimizde çok iyi karşılanırız. Herkes hoş geldiniz der, yüzler güler. 5. 6. günden itibaren nereden bulaştık bu insanlara olmaya başlar şirket. Yorulmaya başlar. Gündelik işleri var herkesin. Bir de bu başlar. Sonra SPK süreci başvuruyla beraber birinci başvurudan itibaren lütfen hayatımızdan çıkın diyen gözlerle karşılaşırız bütün şirkette. Lütfen gidin buradan. Bu böyle 3-4 ay devam eder. Biz buna dayanırız, alıştık artık o gözlerle çalışmaya.
Ama esasında şirket de bir sürü şeyi sorgulamaya başlar. Ya biz bunu biliyoruz diyorduk ama şurası da şöyleymiş, burası da böyleymiş filan derken hakikaten bir alt üst olur her şey. En sonunda da 3 gün için yaparız bütün bu gürültüyü. O 3 günde mesela benim başıma gelenler işte bir halka arzda fat finger dediğimiz şey oldu. Birisi fazladan satış yaptı. Amerika'da borsa %9 düştü. Bizim halka arz %4-5 satılarak tamamladık. Bir tanesinde tuz madeni satıyorduk. Soma maden faciası oldu ne yazık ki. Anlatamadık bu açık maden, bunun alakası yok. Şu yabancı yatırımcılarla görüştük, tarif ettik, borsa düştü. Yine halka arz maalesef gerçekleşemedi. Dolayısıyla 3 gün ya da 2 gün talep toplama. Bunun için yapılıyor hepsi. Onun için bütün yıldızların böyle sıralanması lazım. Onun için onu sıralamak için herkesin çok profesyonel olması lazım. İşine dört elle sarılması lazım. Biraz da işte dualarla o iki günün iyi geçtiği bir şeye geldiğinde halka arz gerçekleşiyor, oluyor. Onun için koordinasyon önemli. Satış performansı, şimdi yatırımcı grupları yurt dışı kurumsallar, yurt içi kurumsallar, yurt içi bireysel yatırımcılar var. Normalde 2018'e kadar Türkiye'nin halka arz dinamiği, evet de küçük halka arzlar da yapılıyordu ama ana herkesin konuştuğu işte Şok'un halka arzı, Aselsan'ın halka arzı, BİM'in halka arzı, bunların hepsi ya da bankaların halka arzları, bunlar yabancı yatırımcı, yurt dışı kurumsal yatırımcının etkisiyle olan halka arzlardı. %80'i ya 70 ila 80'i yurt dışına satardınız. Yurt içi tarafta yurt içi kurumsallar yurt dışı kurumsallara bakardı alıyorlar mı? Yurt içi bireysel de yurt içi kurumsallara sorardı. Yurt dışı kurumsal alıyorsa halka arz başarıyla gerçekleşirdi. Yani yurt dışını ikna etmeye giderdik roadshow'lara. 2020'de ilginç bir dinamik değişimi oldu. 2020'de biz ilk başta işte 8 halka arz oldu 2020'de. İlk 4 tanesi yine 5 milyon, 6 milyon liralık halka arzlardı. Şimdi biz garanti olarak belli kurumlar yabancının olduğu halka arzları tercih eder. Bu da o zamanlar 100 milyon dolar büyüklükten başlardı ki dünyadaki bu yeni likidite ile 100 milyon dolar küçük kaldı. Artık 150 milyon dolar diyebiliriz buna minimum. Yabancının bir halka arza girmesi için halka arz büyüklüğü. Bu da %30 halka açıklık gibi düşünseniz ortalama en az 450 milyon dolarlık firmalardan bahsediyoruz. Şu an çok böyle bir piyasamız yok, çok böyle bir yapı da yok. Biz bu geleni ilk Esenboğa Elektrik'te gördük. Esenboğa Elektrik'te sanıyorum, şimdi birazdan bakarız ama 9 kata yakın bir talep gördük. Ve yatırımcı sayısı 20'nin başında 1 milyondan o zaman 1.4-1.5'lere gelmeye başlamıştı. Ve biz dedik ki burada bir yerli piyasa oluşuyor. Bunun için işte BBVA'dan izinler aldık, şu oldu bu oldu. Ve 2020'de 7 tane halka arz yaptık. 2020'nin Nisan'ında yerli yatırımcı sayısı 2.6 milyona ulaştı. Şu an 2.4 milyonlarda. Bu ne demek? Çok ciddi bir yatırımcı ilgisi var yerli tarafta. Bu sefer bu yatırımcıları incelemeye başladık. Kim bu yatırımcılar? Bu yatırımcıların %65'i Borsa İstanbul'da 10 bin lira ve altında parası olan yatırımcılar. Şimdi bu genel anlamda küçük bir tutar. Kim bu? Ayşe teyze, işte öğrenci Ömer. Herkes birbiriyle konuşuyor. Ben param 5 bin liram vardı, 7500 lira yaptım. 7500 liram vardı, 11 bin lira yaptım. Böyle bir kitleden bahsediyoruz ve ilk yarıya kadar acaba kağıt 3 tavan mı yapacak yoksa 7 tavan mı yapacak? Tek soru işareti bu, kaybetme ihtimali zaten yok. Dolayısıyla herkes bir halka arz peşine düştü. Ne satılıyor? Satışa konu olan şirket ne çok fazla incelenmedi. Finansal okur yazarlığımız çok yüksek değil. Herkes sıraya girdi. Halka arzlarda Türkiye'deki rekor 276 bindi 2021'e kadar. Biz Matrix'i yaptık, 430 bin rakamıyla rekor kırdık. Daha sonra Galata Wind'i yaptık, pardon arada Işık Plastiği yaptık, 600 binli bir rakama ulaştık. Galata Wind'i yaptık, 900 bin kişiye ulaştık. 900 bin kişi inanılmaz bir halka arz yatırımcı sayısı. Sonradan 30-50 bin bandına yeniden düştü, şu anda 100 bin, 50 bin, 100 bin bandında hareket eden bir yatırımcı sayısı var aktif olarak. Dolayısıyla halka arz dinamiği değişti. Halka arzlarda artık %100'ü neredeyse yurt içi kurumsala satılıyor. Birkaç halka arzda %25 civarı yurt dışı yatırımcıya satabildik. Bir katkı yapabilir miyim?
Şimdi bu yatırımcı sayısı önemli gerçekten. Tarihi ben yani 25 yıldan fazla Borsa İstanbul'da görev yaptım. Amacımız tabii sermaye piyasasını geliştirmek, tabana yaymak, yatırım sayısını arttırmak idi. Şöyle söyleyeyim, 2000 yılında yatırımcı sayımız, direkt hisse senedi sahibi yatırımcı sayımız 1.4 milyona ulaşmıştı. Sonra krizler oldu falan. 2000 yılından 2019'a kadar, bakın 19 yıl neredeyse ki Türkiye'de faizler tek haneye indi, enflasyon tek haneye, şu oldu, bu oldu. Yatırımcı, bir tek yatırımcı neredeyse gelmedi. Yani 19 yıl 1.1 milyon aynı yerde kaldı. 10 bin, 20 bin değişti. 2019'da 1.1 olan sayı bugün işte 2.4 milyon. Yani muazzam bir yatırımcı patlaması var. Pandeminin etkisi de var burada. İlginç psikolojik etkiler de var. Sadece Türkiye'de yok. Başka ülkelerde de benzer bireysel yatırımcı şeyi var. Atağı var diyelim. Yani şu çok ilginç. Bu neden oldu diye soruluyor. Sebebi söylediğimizde de biraz karikatürize geliyor ama sebep bu. Pandemi. Yani insanlar evde oturdu. Futbol müsabakasında iddia oynayamadı. Çünkü müsabaka yok. At yarışı olmadı. Orada da yok. Ne yaptılar? İşte bir borsa var. Birileri para kazanıyor. Bitcoin ve var. Bitcoin sonra biraz daha şey yaptı. Ama evet, Bitcoin çok önemli şu an. Ama ne yani, evde oturuluyor. Yan komşu da sürekli 3 bin lira kazandım, 4 bin lira kazandım diyor. En sonunda herkes bilgisayarı açık, neymiş bu diyor. Dedikçe kar topu etkisi kazanılıyor. Yatırımcı sayısı artıyor ve böyle bir piyasa oluştu. Bunun ana sebebi de bu. Biz 2020'nin ilk yarısında birisi dese ki halka arz yapar mısın? Ben herhalde ressam filan derim. Yani hiç ekonomiyle ilişkisi olmayan bir insan. Çünkü pandemi başlamış. Sokağa çıkamıyoruz. Hangi halka arz derdim? Ama tam tersine bir etki, inanılmaz bir halka arz talebi oluşturdu. Şu anda biz halka arz, yurt içi kurumsal, yurt içi bireysel odaklı yapıyoruz. Yabancının girişi olursa iyi bakmak gerekiyor. Sırf yabancı dediğinizde hepsi artık uzun vadeli değil. Hedge fundlara dikkat edip daha emeklilik fonları gibi uzun vadeli fonlara dikkat ediyoruz. Hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz. 6'ya geliyormuş zaten. 5 mi? Tamam. Peki. Şimdi büyüklük, hedeflenen yatırımcı dedik. Şimdi büyüklük, şöyle bir hızlıca bakayım. Şöyle söyleyebiliriz. Büyüklüğünüze göre yatırımcı seçmeniz lazım. Yatırımcıyı nasıl seçeceksiniz? Aracı kurumunuzu da ona göre seçmeniz lazım. Kim halka arz vardır ki? Çok daha küçük ölçeklidir. Onun için çok daha mikro yatırımcıya gitmesi gerekebilir. Kim halka arz vardır? Daha büyük ölçeklidir. Onun maliyeti farklıdır. O zaman da daha büyük aracı kurumlara gitmeniz gerekir. Hedeflediğiniz yatırımcıyı doğru belirlemeniz lazım. Büyüklüğü doğru belirlemeniz lazım. Biz şu an Türkiye'de toplamda aynı günde olabilmiş en büyük büyüklük 1 milyar 1.2 milyar olarak görüyoruz. Bunun üstüne çıkması zordur hala yatırımcının. Dolayısıyla biz ve bu ters etki yapar. Şeyi büyüttükçe halka arz boyutunu yatırımcı acaba dolmayacak mı diye korkar. Küçülttükçe yatırımcı bunun dolacağından emin oldukça da daha fazla talep, kat kat talep gelir. Dolayısıyla biz şu an biraz daha 300 ila 500 milyon TL'yi doğru aralık olarak görüyoruz halka arz boyutu olarak. Doğru zamanlama, bunları zaten gireceğiz. Şimdi buraya geçiyorum. Çok fazla aşaması var gördüğünüz gibi. Yani işte bir dokümantasyon kısmı var. Bütün bunların SPK'ya, Borsa İstanbul'a anlatılması lazım. Çünkü bu kadar ilgi alaka olunca bir gaz toz bulutu oluşuyor. Ve bunu düzenleyici otorite düzenlemeye çalışıyor. Onlara işi iyi anlatmak lazım. Onların araştırmasına yardımcı olmak lazım. Pazarlama ve PR önemlidir. PR'ın yaklaşık 4 ila 5 ay önceden başlamasını isteriz. Çok genel PR aktiviteleri isteriz. Halka arzdan 2 hafta önce gibi genel reklamların dönmesini isteriz. Yani X halka arz oluyor yerine. X şirket şunu şunu yapar, Türkiye'nin gururu her neyse. Genel bir reklam. Daha sonra
o X halka arz oluyor, fiyatı şudur gibi reklamların dönmesini planlanacak çok fazla şeyler. Fiyat tespiti falan var. Evet. Onlara girecek misin? Yani diğer maksimizasyon nasıl yapılıyor? Şöyle hızlanayım, oralara gelelim. Buraları anlattık. Bakın bunlar Galata Wind, Gen İlaç, Girişim Elektrik bu sene en büyük halka arzları ve yabancıya en çok satış olan halka arzlar %25 olmuş. %35 bir tek girişimde. Ama önceki halka arzlara bakın. Şok Marketler, Enerjisa, Medikal Park bunlar da son en büyük 3 halka arz. Bunların hepsinde %15 civarında yerli yatırımcı almış. Gerisi yabancıya gitmiş. Yabancı payı %43'lere inmiş durumda. Bu %68'lerden aşağı geliyor. Dolayısıyla yabancı tarafta bir giriş yok. Yerli yatırımcının ilgisi var. Sermaye arttırımlarıyla para çekiliyor. Yeni halka arzlar geliyor. Onun için halka arz hala mesela biz Mayıs'a kadar tamamıyla doluyuz. 7 tane halka arz üzerinde çalışıyoruz şu anda. Çoğu aracı kurumda bu durumdadır herhalde. Hemen çevireceğim. Dolayısıyla halka arz eskisi kadar yani bu 2020-21'in ilk yarısı kadar böyle çok rahat olmuyor. Halka arz yapabilmeniz için planlama yönden başlayıp SPK'nın elinde ciddi bir yığılma var. Aracı kurumların elinde çok fazla şirket var. Onun için doğru planlama yapmanız gerekiyor ve para piyasada azaldı. Doğru hikaye gerekiyor. Büyüme hikayesi. Doğru şirket, doğru sektör, doğru anlatım. Yani pozisyonlanma çok önem kazandı. Çok teşekkürler. Ben de aslında o hikaye yaratma kısmına bir önceki slaytta yani vurgu yapar mısınız diyecektim. O önemli. Yatırımcı bir hikaye bekliyor. Çünkü geleceğe yatırım yapıyor. Yani geçmişe değil, arsaya, toprağa falan da değil. Şirketin gelecekte ne üreteceğini, ne nakit akımı yaratacağını orada güzel bir hikaye sunmak gerekiyor. Ona vurgu yapar mısınız diyecektim. Söylediniz. Bu yabancı kısmı tabii yerli furyası olunca son dönemde yabancı tabii ülkemizin de şu anda bulunduğu durum nedeniyle çok yabancı ilgisi de olmadı. Olmadığı için belki 15-20 yıl yabancı payı %60'ların üstünde gitti ortalamada. Çünkü yerli katılımı yoktu. Dediğim gibi 1.1 milyonda çakılı kalmıştı yatırımcı sayısı. Şimdi tam tersi bir dönem yok. Yabancı az geliyor. Aslında 3. çeyrekte net 538 milyon dolar ne alıp yapmışlar. Evet. Yine bir küçük hareket var. Ama yerlilerin oranı çok daha fazla olduğu için bu oran hala aşağılarda çok. Bunlar hedeflenen büyüklük 100 milyon doların üstündeki Türkiye'deki halka arzlar 2002'den bu yana kadar. Hani burada çeşitli istatistikler vermek istedik ama çok vakit harcamayalım. Bu da 2021'den itibarenki tablo. Burada siyahlı gördükleriniz garanti yatırımın yaptıklarıdır. Bir sayfası daha var. Sarılı gördüklerinizde 100 milyon dolar değerin üzerindeki halka arzlardır. 6 tane. Gördüğünüz gibi büyüklükler çok daha aşağı doğru da şey yapıyor. Geliyor halka arz büyüklükleri. Önce bir yükseliyor yatırımcıyla beraber sonra aşağı doğru geliyor. Ama şu önemli, yatırımcı talebi. Bakın 14 kat, 62 kat, 60 kat gibi katlardan yavaş yavaş 3 katlar filan da oluyor. Ondan sonra biraz daha yeniden sıkışıyor, yeniden bazıları öne geçiyor. Ama burada tamamıyla yerli bir piyasa görüyoruz. 51 tane halka arz görüyoruz. Kimisi %50, %100, %125 kazandırmış. Kimisi %50, %100 kaybettirmiş. Dolayısıyla biraz düzenleyici otoritenin neden bu kadar dikkatli olduğunu açıklayan sonuçlar da var burada. Tamam. Bir şey söylemek istemem ama genellikle yanılmıyorsam bir de halka arz endeksi var Borsa İstanbul'un. Hani son dönemde halka arz endeksi iyi performans gösterdi. Normal benchmark BIST 100'ün, BIST 30'un üzerinde performans gösterdi. Zaten relatif. BIST'e göre relatif şeyler burada. Tabii. Bu yatırımcı sayıları da muazzam. Gerçekten 60 kat, 50 kat, 20 kat talep. Yani olağanüstü bugüne kadar görülmemiş. Gerçekten öyle. Yani şurada 401 binden başlıyor. Bakın 689 bin, 810 bin aşağı doğru sonra yeniden düşüyor. Şu anda da böyle 50-100 bin bandına, arada bir 120 bin bandına sıkışmış durumda. Burayı bence bir söyleyeyim. Tabii. Birincisi neler var? Önce şunu söyleyelim. Sizin çıkabilmeniz için 4 tane pencereniz var halka arzda.
15 Mayıs'a kadar çıkabilirsiniz, 15 Ağustos'a kadar çıkabilirsiniz, 15 Kasım'a kadar ya da 15 Şubat'a kadar. 15 Mayıs'a kadar çıkacaksanız, işte Nisan, Mayıs gibi bunu fiyatlamanız lazım. Aralık gibi başlamanız lazım. Şu an biraz daha geriye almak lazım. Çok fazla yoğunluk var. Ve 15 Mayıs'ta çıkacaksanız sene sonlarıyla çıkmanız gerekiyor. Sene sonu finansallarınız, tam denetimden geçmiş finansallar lazım. 15 Ağustos'ta 15 Ağustos'ta işte ilk çeyrekle, 15 Kasım'da yarı yılla, 15 Şubat'ta 9 aylıkla çıkabilirsiniz. İç faktörler, halka arz yapısının doğru kurulması lazım. Yerli halka arzda hikaye çok önemli. Pozisyonlanma çok önemli. Sektör çok önemli. İkinci el piyasada verilecek destek önemli. Ne demektir bu? Fiyat istikrarı fonu ayrılıyor mu? Geri alım garantisi veriliyor mu? Yatırımcı bunlara çok bakıyor. Yani halka arz başarısını ana etkileyecek şeylerden birisi halka arzın kurgusu. Değerleme tabii ki, yani ne kadar bir değerlemeyle çıkıyor, pahalı mı, ucuz mu algısının yönetilmesi. Tabii ki şeffaflık, kurumsal yönetim, yani halka arz içindir genellikle konsorsiyum sunumu yaparız. Konsorsiyum sunumunda profesyonel bir CEO, genel müdür, bir CFO, finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı. Bunlar yan yana dizildiğinde yatırımcının bakış açısı farklı oluyor. Burası sadece hissedarların kabiliyetiyle yönetilen bir yer değil, devamlılığı olan bir kurumsal firma algısı oluşuyor. Bu önemli. Dış faktörler, bir defa hangi halka arzlarla rekabet edeceksiniz? Şimdi herkes aynı pencerelere sıkışıyor. 4 pencere var. Bu pencerelerde de ben 2 yıl önceden çalışsam acaba öne geçer miyim diye sorular oluyor. Geçemezsiniz. Çünkü denetim raporu, şimdi seneyi kapattık diyelim, Aralık 31'i alalım. Siz bunu Şubat 15'te kapatabiliyorsanız hesapları, denetimle girecek. Yani minimum Şubat sonu, Mart ortasında siz zaten finansalları çıkarabiliyorsunuz. Siz orada çıkarınca ikinci başvuruyu orada yapabiliyorsunuz demektir. Dolayısıyla herkes aynı yere geliyor. Bu kadar çok halka arz olduğunda ayrışmanız lazım. Halka arz kurgusu, paydaşlarınız, danışmanlarınız önem kazanıyor. Çünkü rekabet var. Burada farklı konular da var ama geçiyorum, çok vakit aldım. Yine bakın, biraz önce bahsettiğimiz 51 halka arz tarihte 2002'den bu yana yok. En fazla 19 halka arz var. 2013'te 2.4 milyar dolarlık halka arz olmuş. Bu sene de 2.4, 51 halka arzda. Yani normalde halka arz, bakın, hep bull market dediğimiz yukarı giden piyasada çok artıyor. Yatay piyasalarda konjektürel olabiliyor ama esas çıkış zamanlarında oluyor. Borsanın çıktığı bir sene oldu. Makrodinamikler biraz zorlayıcıydı ama bu kadar halka arz gerçekleşti. Toplamda 6 aylık bir süreç. Bu çok ideal bugün. 8 ayı bulabiliyor, 9 ayı bulabiliyor. Önce birinci başvuru yapılıyor. Esas sözleşme değişikliği yapılıyor. Raf kayıt sistemine geçiyorsunuz. Daha sonra ikinci başvuru yapılıyor. İzahname belgesi yazılıyor. Yatırımcılarla early look dediğimiz görüşmeler yapılıyor. Önce şirketi bir nasıl görürsün, nasıl bakarsın. Onlardan gelen sorulara göre halka arz hikayesi biraz şekillendiriliyor. Denetlenmiş tablolar çıkıyor. SPK ve Borsa İstanbul'a ikinci başvuru yapılıyor. Burada uzmanların sorularına yanıt veriliyor. Hukukçu raporu Borsa İstanbul'a sunuluyor. Bir yandan yatırım bankalarıyla konuşulmaya başlanıyor. Konsorsiyum sunumu yapılıyor. Bir yandan portföy şirketlerine biraz daha detaylı sunumlar yapılıyor. Ve sonuçta bu makina çalıştırılıyor ve en sonunda da o 2-3 gün içinde doğru talep toplanırsa mutlu bir sona ulaşıyor. Şimdi indirgenmiş nakit akımlarını kullanıyoruz genellikle. SPK bunu artık neredeyse her halka arzda istiyor. Sadece çarpanla çıkmanızı istemiyor. Çünkü projeksiyonları net bir şekilde görmek, alt kırılımını görmek, vizyonu net görmek istiyor. Artık şirketler halka arzdan sonra 2 sene boyunca rapor hazırlamak zorunda. Ben ne dedim, ne oldu raporunu hazırlamak zorunda. Aracı kurumlarda 2 ila 5 tane rapor hazırlamak zorunda. Biz ne dedik, fiyat nasıl hareket edecek dedik, öyle hareket etti mi etmedi mi, bir de temel sapmalar neler, bunları anlattığımız raporlar yazıyoruz. Dolayısıyla burada ciddi bir sıkılaştırma var. Yani sadece bir projeksiyon koyup arkasından çekilmek mümkün değil. Oraya bütçe gibi çalışmak lazım.
Çarpana esas olan şirketler seçilirken indirgenmiş rakip takımlarında indirgeme oranı, sonsuz büyüme oranı, bunlar çok sorgulanır. Çarpanda doğru sektör, benzer borçluluk yapısı, işte benzer ürün portföyü gibi pek çok konuyu danışmanınızın iyi bakması lazım. SPK sorduğunda bunları savunabilmesi lazım. SPK artık hani ciddi sorguluyor bunları ve sizin hepsinin altını doldurduğunuz bir çalışmanızın olması lazım. SPK değil, yatırımcı da zaten sorguluyor. Yatırımcı yani da sorguluyor. Sonuçta esasında bu halka arasında bir ortak alıyorsunuz şirketinize, yeni ortak. Yeni ortağa da diyorsunuz, bu şirketin hikayesi bu. Fiyatlamamı yaparken şuradaki şirketlere baktım, ona göre ben bu fiyatlamayı yaptım. Gel bana ortak ol, güzel bir hikayem var, ileride para kazanacaksın, temettü alacaksın diyor. O yüzden SPK bir ön filtre yapıyor ama esasında bütün bu yapılanların hepsi yatırımcı için. Muhakkak. Yani sonuçta satın alacak olan küçük yatırımcı ya da kurumsal yatırımcı, özellikle kurumsal yatırımcı da çok sorguluyor. SPK dememin sebebi şu, yani halka arzın zaten ana ölçeği satılabiliyor mu, satılamıyor mu? Yani fiyat gayet net. Fiyatınız uygun bulunursa satılıyor, satılmadığı durumda zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ama ilk onay SPK'dan da geliyor. Aracı kurum seçiminde iş yoğunluğuna bakılmasını tavsiye ederiz. Yani elinde ne kadar iş var o aracı kurumun, sizi nasıl konumlandıracak? Geçmiş tecrübesinin olması şart. Bunun iletişimini kurmak, koordinasyonunu kurmak ve yönetmek ciddi bir tecrübe gerektiriyor. Satış kabiliyeti çok önemli. Ne kadar yatırımcıya ulaşabiliyor, sizi nasıl pozisyonluyor, nasıl anlatıyor, nasıl size danışmanlık yapıyor ve bilgi ve deneyim. Bu noktada ben de hani akademik taraftan bir şey söylemek isterim. Bu aracı kurum seçimi gerçekten önemli. Yani akademide yapılan tarzlarla ilgili çalışmalarda da gösterilmiş ki reputasyonu, itibarı güçlü, halka arz konusunda yetkin aracı kurumlarda çalışmak hem halka arz başarısı hem de halka arzdan sonraki performansı için şirketin olumlu etki yapıyor. Yani akademik çalışmalarda da bunu ortaya koymuşlar. Tabii burada şirketin büyüklüğü de önemli. Hani bazı şirketler boyutları nedeniyle belki çok prestijli, büyük aracılarla, yatırım bankalarıyla veya aracı kurumlarda da çalışamıyorlar genellikle. Komisyon şeyi nedeniyle, maliyetinin daha büyük olması nedeniyle. Çünkü büyük aracı kurumlar daha büyük şirketleri tercih ediyorlar. Onlara halka arzına aracılık etmek istiyorlar. Öyle de bir ikilem var orada. Halka arzın boyutluğu, yani büyüklüğü sizin tabii ki aracı kurumların tercihine göre, pozisyonlanmasına göre o komisyonu geçerli, makul kılıyor mu, kılmıyor mu? Tabii ki bu bir konu. Ama yani ihtiyaca göre bir partner bulmak da mümkün. Yani illa herkes X ile Y ile çalışacak diye bir durum yok. Yeter ki yani bu danışmanlık işi kişisel bir iştir. Satın alma birleşmeler çok daha kişiseldir ama danışmanınızda kimyanız uyuyor mu, sizi anlıyor mu, sizi doğru pozisyonluyor mu, sizi doğru temsil edecek mi, bu önemlidir. Buna bakmanızı tavsiye ederiz. Toparlayalım abi. Son slaytım, tam bağımsız denetim raporu gerekecek, hayatınıza bu girecek. Bunu güvenilir, reputasyonu yüksek bir denetçiye yaptırmanızda fayda var. Her anlamda bu düzenleyici otoriteler, yatırımcılar nezdinde kıymet görür. Biraz önce konuştuğumuz önceki yapılandırmayı yapmanız lazım. Kotasyon şartlarına uygun olmanız lazım. Parayla ne yapacağınızı, bu fonla ne yapacağınızı iyi düşünmeniz lazım. İşletme sermayesi, borçlarımın bir kısmını kapatacağım, yatırım yapacağım, yurt dışına yapacağım. Bunu iyi aloke etmek lazım. Sources, uses dediğimiz şeyi düzgün yapmak lazım. Zaten bununla ilgili de bir rapor yayınlanıyor. Daha genel hatlarıyla konuluyor ama detayı anlatmak gerekiyor. Otoritelere. Halka arz sonrası hayatınızda neler değişecek? İşte kamuya aydınlatma platformu girecek. Önemli her konuyu orada açıklamanız gerekecek. Denetleniyor olacaksınız. Düzenleyici otoriteler denetliyor olacak. Ve de belli komiteleri kurup şirket yönetimini mümkün olduğunca kurumsallaşmaya doğru sizi itecek pek çok altyapı oluşturuluyor. Ama bunların hepsi bir kısmı önce zorlayıcı olsa da
şirketler adapte olduğunda faydalı olduğunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bence en önemli konulardan biri bu. Halka arz kararı verirken şunu artık şey olarak kabul edeceksiniz. Yani ben halka arz edersem artık yeni ortaklarım var. Oğlumun arabasını, kızımın uçak biletini, evde çalışan kadının parasını ya da dışarıda yediğim yemeği artık bu şirkete fatura edemeyeceğim. Bu şirketten sadece benim hissedarlık şeyim olacak, bir değerim olacak. Eğer orada profesyonel çalışıyorsam bir maaşım olacak ve hissenin temettüsünden faydalanacağım. Bu kafa yapısına gelip daha sonra zaten şirketin cebiyle ailenin cebini ayırmış olacağınız oluyorsunuz bunu yaparken. O yüzden halka arz önemli bir karar. Çünkü iş adamlarımızın hepsinin bir bebeği bu. Ve ortaksız çalışmaya alışmış birinci generasyon için esasında çok zor bir şey. Fakat sen de başında söyledin, ikinci generasyon, üçüncü generasyon geldikçe şirketin sürdürülebilirliği için de yöntemlerden biri. Kurumsallaşma dediğimiz şey de bununla sağlanıyor ama en önemli şey ailenin cebiyle şirketin cebi halk arzdan sonra ayrılıyor. Ve buna göre sistem kurulması gerekiyor. Çok, çok sağ ol Cankat. Çok vakit aldım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Valla eksik olma. Cankat sağ ol. Şimdi Gültekin Başkanım. Sonuçta bunlar hepsi teorik bilgiler, pratik bilgiler, yaşadığımız şeyler ama siz bu süreçten geçtiniz. Demişler Nasrettin Hoca, bana damdan düşeni getirin. Damdan düşen demeyelim, tam tersine güzel bir şekilde bu işi yönetmiş olan biri olarak. Damdan güzel yere düştük. Damdan güzel yere düştünüz. İşte halka arz kararı nasıl aldığınızdan başlayalım, nasıl bu kararı aldınız ve nasıl hazırlandığınızdan yaşadıklarınıza gelelim ve daha sonra da iyi mi yaptım, kötü mü yaptım muhasebesini en azından bugün itibariyle sizden duyalım. Ve katılımcılarınıza da neler tavsiye edersiniz bu sürece girerlerse, nelere dikkat ederdiniz, hata yaptığınız yerler oldu mu, tekrar başlasanız nelere daha dikkat ederdiniz, o konularda biraz bize anlatırsınız, seviniriz. Bence özellikle Denizli sanayicisi çok önemli bir konu. Bu konuyu öne alarak bu paneli düzenleyen başta Esifet Başkanımız, Oktay Başkanıma, Egeat Başkanımız, Hakan Başkanıma ve Türk Konfet Yönetim Kurulu üyemiz Kaan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda uzman ve bilgili iki değerli insanı getirmişler. Ve onlar da sağ olsunlar bilgilerini bizlerle paylaştılar. Bir kere onların o bilgi birikimi çok çok önemli. Ben şirketimizi halka açarken şöyle bir yol izledim. Önce onu anlatayım size. Bundan yıllar önce, çok uzun yılda değil de 4-5 yıl önce Borsa Başkanı Denizli'li Himmet Bey, ben Denizli'ye gelmişti. Ben sanayicilerle buluşturduk. Orada Borsa Başkanı anlattı. Borsaya girin falan birçok şeyler anlattı. Ben oradan etkilendim açıkçası. Ve yavaş yavaş hem kurumsal olan şirketimi biraz daha kurumsal bir yapıya getirmeye çalıştım. 15 yıl önce biz şirket olarak bütçeli ve kurumsal çalışmaya başlamıştık. Ve her yıl gerek elemanlarımızla gerek çalışanlarımızın özellikle benim hepinizin tanıdığı büyük oğlum SPK lisanslama belgesi olan bir eleman arkadaşımız benim oğlum. Bir de bünyemizde iki tane gene SPK lisanslama belgesi olan iki eleman arkadaşımızı aldık. Onlarla bir ekip oluşturduk. Ve dedik ki biz her ne kadar bu zorluklar, biraz önce Recep Başkanım da, Cankat Bey de anlattı ama o süreci, bu süreç sizi korkutmasın. İnanın başına geçtiğiniz zaman, işi de biraz öğrendiğiniz zaman bunlar aşılmayacak şeyler değil. Özellikle bir de ben şundan hep böyle içimde bir şeydi, uhdeydi. Genelde İstanbul'da da çok bulunduğum için Türk Konfet'te de uzun yıllar yönetimde çalıştım. Hep bakıyordum, borsada hep İstanbul'da böyle büyük şehirlerin şirketleri borsada işlem görüyor. Niye Anadolu sanayicisi olmuyor, çok az var diye sistem ediyordum. Dedim ki ya Denizli'de ben de bir öncülük yapayım, bu işe girelim. Benim ekip arkadaşlarımın bunda çok büyük emeği oldu. Benimle beraber önce tabii ki patron ve yönetim kurulunun
burada çok kararlı olması gerekiyor. Ben şahsen o kararlılığı gösterdim. Ve bunun bir öcü olmadığını, mutlaka eğer siz doğru çalışıyorsanız, gerçekten karlı ve sürdürülebilir bir program yapmışsanız, inanın hiç korkulacak bir şey yok. Borsaya halka arzdan sonraki o süreci biz 2020'nin ikinci yarısında başladık. Hızlı bir şekilde çalışmaya. Tabii ki çok özverili çalıştık hepimiz, bütün arkadaşlarımla beraber. Bu çalışmalar neticesinde tabii ki biraz önce Cankat Bey'in hocamın da dediği gibi çok işin içine girdikçe uzmanlardan doğru bilgiler almaya başladık. Veya düşündüklerimizin daha neler yapmamız gerektiğini, eksikliklerimizi fark ettik. Ve onları hızlı bir şekilde tamamladık. Daha sonra tabii ki bu bir en az 6 ayla 8 ay, 10 ay arasında geçen bir süre. Ama biz ondan önce de tabii hem muhasebesel anlamda hem şirketimizin kurumsallaşma yapısıyla ilgili çalışmaları hazırlamıştık. O nedenle bu 6 ayla 10 ay arasındaki o süreci daha kolay geçirdik. Daha sonra o zaman şimdi de öyle mi bilmiyorum ama SPK'ya başvurduğumuzda tabii ki o Recep Hocam'ın söylediği bütün o süreçleri biz de yaşadık. SPK özellikle son herhalde 4-5 yıldır devam ediyor galiba. Müracaat eden, ön müracaat eden insan, şirketlerin yönetim kurulunu davet ediyor Ankara'ya. Ankara'da 15 kişilik bir heyete çıkıyorsunuz. O başkan da var. Başkana şirketinizi anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki soruyorlar işte herkes 15 kişi soru soruyor. Neden halka arz yapıyorsun? Şirketinin mali yapısı nedir falan birçok şey soruyor. Orada tabii Cankat Bey'in dediği gibi şeyi hikayenizi iyi anlatmanız lazım. Gelecekle ilgili yapmayı düşündüğünüz yatırımları, fondan halka arzdan gelen fonla ilgili yapacağınız hizahnamedeki söylemlerinizi nasıl gerçekleştireceğinizi iyi anlatmanız gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Onları ikna ettik. O ön olur aldıktan sonra SPK'nın heyeti geliyor. Sizi, şirketinizi denetliyor. Uzun bir çalışmalardan sonra bu şirket açılabilir mi halka diye bir şey veriyor, bir rapor veriyor. Bunlar geçiri olabilecek şeyler. Yani herkesin yapabileceği şeyler. Bundan kesinlikle yılmayın. Ben şahsen halka açılmadan sonra ve açılma sürecinde yaşadığımız o sıkıntılı süreci aracı kurumlarla olan çalışmalarımızda gerçekten onun biraz önce Kaan'ın söylediği gibi nerelerde yanlış yaptınız dedi ya, biz de bazen birisi bir şey söylüyor, gidiyoruz onunla, onun dediğini dinliyoruz ama tabii işin içine zaman içinde girdikçe daha iyi danışmanlar, daha iyi aracı kurumlar, daha iyi firmalarla çalışmak veya imkanlar olduğunu gördük. İşin içine bir girmek veya buna niyet etmek, başlamak bir kere hemen hemen yolun çok büyük bir kısmını kat etmeniz demektir. Onu bir kere bilin. Neleri getiriyor? Birincisi kurumsallaşma ile ilgili size çok bir katkı sağlıyor şirketinize. İkinci en önemli konu finansal yapınızı ve finansa ulaşımla ilgili ciddi bir avantaj elde ediyorsunuz. Hatırlarsanız 2020'nin başlarında hatta 2019-2020'nin ortalarına kadar Denizli'de ve Türkiye'nin bütün sanayicileri bankalardan kredi almakta zorlanıyordu. Ki biz de şirket olarak bankalar işte limitinizi artırmıyordu. Limit bu kadar, o kadar kullanacaksın diyordu. Bizim de pandemiden dolayı ciddi yurt dışından talepler geliyordu. Biz bu talepleri karşılamak için nakde ihtiyacımız vardı. Ben 45 yıllık sanayiciyim. Hangi bankaya gitsem ki büyük bankalarla da çalışıyordum. Ya limitler, genel müdürlük limiti artırmıyor diyordu. Tabii onlar beni biraz bu konuya itmekte daha da şey oldu. Tercih nedeni oldu.
halka arzdan sonra elde ettiğiniz fonu izahnamede yazdığınız gibi yerine getirmek zorundasınız. Yani ben örneğin bizim şirketimizde %30'unu yüksek faizli banka kredilerimizi kapatacağız dedik. Ne bileyim %30'uyla yatırım yapacağız dedik. %40'ıyla da işletme sermayesimize güç katacağız dedik. Şimdi şöyle düşünün. Şu yakın zamanda görüyorsunuz şu 3 ay 4 aylık dönemde kurlarda anormal bir artış var. Bu artış belki ihracat yapan insanlar hani nasılsa ben dolarla satıyorum da diyebilir ama biz ülke olarak genelde ihracat da yapsak ham maddemizi hep ithal eden bir ülkeyiz. O nedenle göreceksiniz önümüzdeki eğer bu kur artışı böyle devam ederse önümüzdeki fazla değil 4-5 ay sonra birçok şirket sermayesinin yetmediğini görecek. Yani şu an 100 lira sermayeyle işleten bir şirket yarın 200 lira bulmaya çalışacak. Yani ciddi bir sermayeye ihtiyaç duyulacak. O nedenle halka arz gerçekten önemli bir fırsat bana göre. Biz halka açıldığımız 21-22 Mayıs'ta açıldık halka. Halka arz SPK'ya başvurduk, kabul oldu ve 27 Mayıs'ta da borsada işlem görmeye başladık. Biz o tarihte biraz önce Jankat Bey'in dediği gibi hakikaten o zamanlama çok önemli. Çok böyle yüksek giden borsa bizim o noktaya geldiğimizde böyle dip yapmaya başladı. Ha biz de ya dedik olursa olur olmazsa ne yapalım dedik. Neyse bizim o noktadan başarıyla çıktık ve bizden sonra borsa daha da ilgi görmeye başladı. Bunun da sebebini arkadaşlarımız da söyledi. Birincisi pandemi sürecinde insanlar yatırım yapmak için borsaya işte ne bileyim işte mevduata, başka dolara veya altına yatırım yapmaya başladı. Borsaya ciddi bir ilgi oldu. Ki düşünün ki son bana göre bir iki yıldır yabancı sermaye gittikçe düştü. İnanın yarın Türkiye'de bir güvenilir bir ortam oluştuğunda yabancı sermayenin buraya gelmesiyle ben bu borsanın çok daha ilerilere gideceğine inanıyorum. Ve o nedenle şu geçtiğimiz bizden 27 Mayıs'tan sonra 2020'nin 27 Mayıs'tan sonra ciddi bir şey oldu. Artış oldu borsada. Mesela bizim açıldığımız tarihten itibaren 37 firma daha borsada işlem görmeye başladı. Ve zannediyorum 70-80 tane değil mi? Şirket hala sırada halka arz için bekliyor. Bu demektir ki bu süreçleri Recep Hocam anlattığı detaylı ya bu kadar çok işlemden geçiyorsa biz nasıl yapacağız diye bir endişeye kesinlikle kapılmayın. Bunlar aşılmayacak şeyler değil. Ben bu tarihten itibaren Deniz'deki sanayicilerimizin halka arzla ilgiyi duyacağına inanıyorum. Zaten yakın bir zamanda Borsa Başkanı tekrar Deniz'e gelecek. 24 Ocak'ta. Onu da dinlersiniz ama süreç böyle çok engebelli gibi görülse ama eğer siz şirket olarak doğru çalışıyorsanız, legal çalışıyorsanız ve tamamen sürdürülebilir bir ekip çalışmasıyla, kurumsal bir yapıyla çalışıyorsanız hiç endişe duyacak bir şey yok. Ben hiç borsada yatırım yapmış bir insan değilim. Yani 45 yıllık sanayiciyim. Ben gidip de bir borsada bir yatırım yapayım hiç düşünmedim. Benim param oldu mu gidiyordum, ham madde alıyordum falan. Ama şöyle arada bir bakıyorum kendi hissemize. Bazen bakıyorum çıkıyor, düşüyor. Biz halka açıldığımız miktarı tespit ederken işte EBITDA'ya bir takım şeylere baktık. Aracı kurumda bize böyle bir rakam telaffuz etti. Biz de tamam dedik ve başladık. O günden bugüne hiç alta düşmedi. Hep yukarılarda gitti. Ama bazen bakıyorum ya niye diyorum bu çıktı, niye iniyor falan. Bu tamamen bazı insanlar hani sizi sorgulayacak diyor ya Kaan kardeşim. Doğru sorguluyorlar. Ben inanın hiç rahatım. Neden? Biz işimize bakıyoruz.
Biz ihracatımızı artırmaya bakıyoruz. Ne bileyim yatırım yapıp daha da katma değerli ürünler nasıl üretiriz? Onun hesabını yapıyoruz. O nedenle siz yolunuz düzgün olduğu müddetçe inanın hiç bu tür endişelerden hiç rahatsız olmayın. Onun için şirketinizde bütün arkadaşlar zaman içinde o kurumsal ve o sorumluluğu anlamaya başlıyorlar. Bir kere kontrol edebilir bir şirket oluşturuyorsunuz. Yani ben bu Denizli'deki şirketimden sonra önümüzdeki yıl belki İstanbul'daki şirketimi de halka açmayı düşünüyorum. Bu bize neler getirdi? Jankat Bey söyledi galiba. Yani bazıları dedi satıp ben artık dinleneceğim falan işte istirahat edeceğim veya bir yere gideceğim diyor. Benim öyle bir niyetim yok. %27'yi verdik ama biz gene işimizin başındayız. Gene ekibimizde her ne kadar çok daha kurumsal bir yapıda götürdüğümüz için son derece rahatız. Özellikle danışmanlar gerçekten çok önemli. Ben birçoğunuz belki biliyordur. Koç Yönder'i ben Denizli'ye getirdiğimde ilk öncülük yapıp ben almıştım Koç grubundan. Eski İvoko'nun genel müdürü. 15 yıl beraber çalıştık Deniz Bey'le. Ve çok faydasını gördüm onunla beraber çalışmanın. Koç sistemini bizim şirketlerimizde uygulamaya başladı falan. Yani bunlardan mutlaka bir danışmanlık çok önemli. Özellikle aracı kurum çok çok önemli. Bir de gerçekten şirketinizi ileriye taşıyacak bir takım SWOT analizinden tutun da prestij yapacağınız bir takım ürünlerle geleceğe yönelik çok planlı bir çalışmaya insanı itiyor. Biz ekip olarak genel müdürümüz, genel müdür yardımcımız ve bütün arkadaşlarımız, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız da dahil biz bu hangi ülkelere ihracat yapıyoruz? İnanın kıta kıta o ülkelerde yapmadığımız veya ulaşamadığımız yerlere bile ulaşmaya çalışıyoruz. Veya kendi ürünümüzü daha katma değerli neler yapabiliriz? Onların peşine düşüyorsunuz. İşte herkes bir ucundan tutunca ve profesyonel arkadaşlarımızla beraber çok iyi noktaya getiriyor kurumsallaşma ve halka arz. Yani kendinizi bir sorumlu hissediyorsunuz yatırımcılarınız için. Burada Recep Hocam da söyledi, SPK çok önemli bir görev üstleniyor. Neden? Yatırımcıların mağdur olmaması adına sizi denetliyor. Bizi devamlı denetliyorlar. 3 ayda bir biz onlara bilançomuzu açıklıyoruz. Hani bazen özellikle Denizli biliyorsunuz tekstil ağırlıklı bir şehiriz biz. Tekstilciler ya bizim bilançolarımızı bütün rakipler görürse acaba ne olur diye bir endişe duyuyor. Hiç endişe duymayın. Bizim her şeyimiz açık. Herkes görüyor. Hiç önemli değil. Siz eğer işinizi doğru yapıyorsanız, siz katma değerli ve doğru bir hizmetle, doğru bir kaliteli ürünle piyasaya çıkıyorsanız, hatta inanın halka açık olmakla bilançonuzu, her şeyinizi, rakibinizin görmesi bile sizin için bazen avantaj oluyor. Şöyle ki, ya rakip bunu görüyor, ben biraz daha sizi kamçılıyor, daha iyi neler yapabilirim diye. Ya şirketinizin daha geliştiğini fark ediyorsunuz, görüyorsunuz. Ben şu... Başkanım toparlamak lazım. Tamam. Havalimanına gidecekler. Tamam. 7 ay içinde... Atlayacağım. Sizi havalimanına göndereceğiz. Daha vakit var mı? 6.30'a kadar devam edelim. 6.30'a kadar devam edelim. Okey, tamam. Tamam, ben devam o zaman edelim. Bir özet daha yapayım. Tamam. Yani şu 7-8 aylık süreçte bana derseniz ki ya geriye dönüp baktığında bu pişmanlık duyar mısın? Veya yeni böyle bir şey hiç yeniden böyle bir şey düşünsen açılır mıydın? İnanın kesinlikle açılırdım. Kesinlikle borsada işlem görmekten çok mutluyum. Birincisi şirketiniz bir prestij kazanıyor. Biraz önce Jean-Jacques Bey de söyledi. İnanın yurt dışında bile, yurt içindeki şirketlerde bile şirketinizin prestiji artıyor. Ben şahsen
bütün Denizli sanayicisinin halka arzdan çok büyük menfaat elde edeceğini, şirketlerinin daha kurumsal olacağına inanıyorum. Denizli'de şirketler büyümüyor. Çok büyüyemiyorlar. Bunun nedenlerinden birisi de inanın bu tür endişeler. Bu endişeleri bizim kırmamız lazım. Denizli'de çok büyük, işte ISO 1000 şirketin içinde Denizli'de 3-5 tane şirket var borsada. Ama çok şirketin girebileceği pozisyonda gerçekten Denizli'de büyük şirketler var. Onların önünün açılması için bunları düşünmeleri gerekir. Ben öncelikle Denizli sanayicisinin buna daha sıcak bakmasını, bununla ilgili bilgilenmesi gerektiğini, hiçbir şekilde bundan endişe duymamaları, daha başarılı günlerin onlar için önünün açık olduğuna inanıyorum. Sağ olun başkanım, teşekkürler. Şimdi soru cevap tarafına geçelim diyorum. Ne kadar? 20-25 dakika. Süper. Valla ben önce Gültekin bir akşam. Evet. Bir mutlulukla dinledim. Yani yıllar boyu biz hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Borsa İstanbul gelecek yakında galiba. Evet. Aslında onların böyle halka arz seferberliği veya tanıtım kapsamında farklı illerde toplantılara gidiyorlar. Onlara katılmanızı ben genel müdüre önereceğim. Ben Borsa İstanbul Başkanı'nın işte bu gong törenine gittiğinde bana dedi. Dedim başkanım ne olur dedim Denizli'ye öncelik verin gelin diye rica ettim. Bana dedi ki başkan dedi sen önce dedi Denizli'de dedi sen dedi borsaya açılmış bir yönetim kurulu başkanı olarak sen dedi deniz sanayisini önce sen anlat çokça dedi. Bu gerçekten bizim için de çok iyi bir fırsat oldu. Sizleri sanayici arkadaşlarımızın dinlemesi, o süreçleri anlamaları çok faydalı oldu. Biz keşke daha az konuşsaydık da. Bence biz erken başlayacaktık. Bu kadar çenemizin düşük olduğunu bilmiyordum. Ben de bu stresten moderasyon yapamadım. Yani şimdi esasında hazır vaktimiz var. Hazır burada sizler de varsınız. Sizler gittikten sonra da cevap diyebiliriz. Ama soru cevap alabilirsek, yani soru mikrofonumuz var. Soru sormak isteyenler varsa lütfen. Recep Hocam, öncelikle ben arkadaşlarımla her zaman konuşurum. Benim konuşmam önemli değil. Önemli olan hakikaten sizin görüşleriniz, yani sizin deneyimleriniz, sizin SPK ile ilgili o süreçlerdeki bilgileriniz. Onlar, ben arkadaşlarımla her zaman Denizli'deyim. Onlarla beraber olup bütün bilgilerimi onlarla paylaşırım seve seve. Gültekin Bey sağ olun. Biz de şöyle bakıyoruz. Yani biz tarafız. Değil mi? Can katli ediyorum. Ben de. Siz elini taşın altına koyan, sahaya çıkansınız. Bütün o yükü çek. Siz böyle konuşmanız çok daha önemli. Peki. Evet. Soracağım. Buyurun lütfen. Patronu tebrik ediyorum öncelikle. Halka arzı yapmadan önce EBITDA'nız neydi ve cironuz neydi? Pardon alamadım soruyu. Yani arzı yapmadan önce vergi öncesi karınız neydi? Cironuz neydi? Bir de neden açıldınız? Neden borsaya açıldınız? Yani tabii ki şimdi daha da farklı şeyimiz, karımız halka arzdan sonra daha da arttı. Çünkü neden? Birincisi biz yüksek faizle bankalardan borçlanarak işletme sermayemizi çevirmeye çalışıyorduk. Halka arzdan gelen fonla daha az maliyetle ve yatırımlarımızı ve yüksek faizli borçlarımızdan kurtulduk. Borçlar bir, TL miydi, döviz miydi? Efendim? Borçlar TL miydi? TL. TL'ydi. Bu halka arzdan da zaten TL geliyor. Keşke dolar gelse. pardon, ikinci sorunuz neydi? Vergi öncesiydi. Karınızı sordum. Açıkçası önce de cironuzu sordum. Yani. Herhalde zaten finansal tablolarda da vardır. İnanın, evet. Orada yazıyor çünkü. Ciro öyle şey yazıyor. Evet, çünkü hatırlayamayabilirsiniz şu an, zaman geçti. Efendim? 320 milyon ciroya 31 milyon karlılığımız. Evet. Karlılığımız. Ya 4-5 şirketim olduğu için bilemedim. Hatırlayamadım. Şimdi ikinci şirket de halka açınca onu da biliriz patron. Başka soru sormak isteyen?
Buyurun efendim, mikrofon oraya. Zeki abi, Zeki. Benim bir sorum olacak. Biraz önce konuştuğumuzda yabancı şirketlerin borsaya ilgisinden, ilgisizliğinden bahsettik. Tabii ki bu Türkiye'nin maalesef şu anda yaşadığı durumun bir neticesi. Ve ileriki zamanlarda Türkiye daha iyi bir duruma gelirse yabancı şirketlerin de borsaya tekrar geleceğini söylediniz. Gerçekten inanıyor musunuz Türkiye'nin böyle bir şeye geleceğine? Çünkü bizim moralimiz gerçekten çok bozuk. İkincisi, bir şey daha sormak istiyorum. SPK her 3 ayda bir Sayın Başkan dediğine göre inceleme yapıyor bilançolarda ya da şirketlerde. Ve bütün ülke çapında işte borsaya büyük şirketlerin ya da işte gücü yeten şirketlerin girmesi için bir takım çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla bu çalışma sonucunda SPK'nın da ya da borsa yönetiminin de genişlemesi gerekir değil mi? Yani bu denetim yapabilmesi için. Böyle bir çalışma var mı acaba? Teşekkür ederim. %100 inanıyorum ilk sorunuza cevap. Yani Türkiye'nin potansiyeline, hele de sermaye piyasasındaki potansiyeline %100 inanıyorum. Geçmişte gördük bunu. Aslında şöyle, yani dünyada yönetilen yani sırf mesela sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yatırım yapmaya taahhüt etmiş, buna imza koymuş dünyadaki fonların tutarı 120 trilyon doların üstünde. Yani sırf sürdürülebilirlikle ilgili söylüyorum. Muazzam bir fon var dünyada. Şimdi 160 milyar dolar dedi Can Kapı, şu andaki piyasa değerimiz. Yani o kadar büyük, yani bize göre işte piyasanın yarısı yabancılarda diyoruz mesela. Bir ara %70'lere çıktı, ay borsa elden gidiyor, yabancılara mı gidiyor falan diye. Onların, yani bize göre büyük, onların portföyü, toplam portföy içinde şu kadarcık bir pay bizimki. Hiçbir şey değil. Yani onun için oradan bize ilave aloke edecekleri bir %10'luk, %5'lik pay, yani burayı şey yapacak. Bu hikayemiz var, bu potansiyelimiz var. İyi yönetim, güven, hepsi bu yani. İkinci soruda, şu anda şeyler artıyor, evet. Yani biz Borsa İstanbul son dönemde uzman yardımcıları falan aldı. O ekip ne kadar genişledi tabii, ben yılbaşında ayrılmıştım. Bilmiyorum. Ama yeni genç arkadaşları da aldılar yetiştirmek üzere. SPK'nın biraz daha bütçe sıkıntısı olabiliyor. Arkadaşlarımızın yorulduğunu geçmiş dönem, ben geçen sene belli komitelerde birlikte görev yapıyorduk. Oradan biliyorum başvuru dosya sayısının artmasından dolayı yoruluyorlardı, şikayetçilerdi. Onlar da bütçe almaları biraz daha Borsa İstanbul'a göre daha sıkıntılı olabiliyor ama eminim ki dikkate alıyorlardır bu hızlı büyümeyi, gelişmeyi. Şöyle bir belki şey daha söyleyebiliriz. Yani 311 milyarken %70 küsur, 70'lere yakını yabancının elindeyken 165 milyar civarında %42'si yabancının elinde. Yabancı portföy yöneticileri için gelişmekte olan piyasada ülkeler var. Bu belli endekslere girerse zaten otomatik yatırım yapıyor. Girmese bile gelip o ülkede yüksek getiri arıyor. Yani getirilerini Avrupa'da %3, 4, 5 olan getirisini tatlandırmak istiyor. O da ona göre bonusunu almak istiyor. Böyle bir dünya var burada. Şimdi bizi kıyaslayalım. Kuzey Afrika ile kıyaslayalım. Orta Doğu ile kıyaslayalım. Rusya ile kıyaslayalım. Polonya iyi gitti. Polonya çok pay aldı yani bu işlerden son 15 yılda. Gayri safi yurt içi hasıl olarak da çok büyüdü. Ama onun dışındaki Doğu Avrupa ülkelerine bakalım. Komünist sistemden gelen, iş kültürünün çok zayıf olduğu, işçiyi zor bulduğunuz, sabah 11'de işe başlayan filan bambaşka şeylerden bak. Türkiye hala çok ciddi bir iş disiplini olan, cumartesi pazar demeden çalışabilen, ciddi bir sanayi geçmişi olan ve lojistik olarak çok çok avantajlı bir noktada. Dolayısıyla ben de mutlaka bunun geri geleceğini düşünüyorum. Hem de çok hızlı gelebilir. Ben de ekleme yapmak istiyorum burada. Üzerinde bulunduğumuz topraklar 10 bin senedir bizim gibi insanların yaşadığı yerler, dünyanın merkezi. Ticaretin merkezi. Sizin hemen birkaç kilometre yan tarafa gittiğinizde o zamanki en büyük şehirler var. Biz onların da devamı şeklinde burada devam ediyoruz. Can Kat'ın dediği gibi çevremize bakalım. Suriye'de bir şey yok.
Irak'ta bir şey yok. Kafkaslar'da bizim gibi bir millet yok. Çalışan, sanayisi olan. Rusya deseniz petrolü yiyor. Tamam, güzel şeyler yapıyorlar. Silah, uzay teknolojisi falan. Onların da çok fazla bizim yaptığımız işlerle Avrupa'yı besleyecek bir sanayisi yok. Doğu Avrupa'ya çok yatırım oldu. Çok haksız rekabet oldu. Yani Yunanistan bile çok büyük yatırım aldı. Ama onları da geçemeyecek durumda değiliz. Türkiye'de bağımsız kurumlar tekrar tesis edilirse, hukuk tekrar tesis edilirse, eğitim sistemimizi biz tekrar toparlayacağız ama biz eğitilmişler, o eğitim sistemi toparlanana kadar ülkeyi devam ettirdiğimiz müddetçe ben size söyleyeyim, biz Avrupa'nın en iyi ülkelerinden biri oluruz. Zaten eskiden öyleymiş. Bakarsanız İstanbul varmış, Roma varmış. O yüzden ben çok ümitliyim, hiç enseyi karartmaya gerek yok. Bir de işte Türk şirketlerinin profesyonelleri ve sanayicileri bu kadar negatif, bu kadar kötü, bu kadar moral bozucu zamanda bu ihracatları, bu üretimleri, bu kâr yapıyorlarsa varın siz düşünün, faizler %2'ye düştü, Türkiye'ye herkes yatırım yaptığı zaman neler yaparlar? Ben Abu Dhabi Devlet Fonu'nun eski CEO'suyum. Abu Dhabi Devlet Fonu bana 2 milyar dolar senelik para plasmaya için mecbursun demişti. Hatırlıyorum 2006-2008'de dünyada gayrimenkule yatırım yapılacak ilk 5 şehirden ikisi Türkiye'deydi. Biri. Şu anda sonuncu sıradayız hepsinde. Hepsi geri gelecek. Hiç enseyi karartmayın. Gerçekten ülkeye güvenin. İnşallah. Olacak olacak. Hiç yani merak etmeyin. Türkiye, ben güveniyorum. Türkiye'nin hatta 10 sene önce 2010-11 manşetlerde olduğu yurt dışında manşetlerde olduğu yıllarda hatırlayın. Türkiye'deki şirketlerin değerleri o kadar yüksek değerlere ulaştık, özellikle özel sermaye, private equity fonlarında. Bazı fonlar artık bu fiyatlara yatırım yapılmaz evet. Deyip Türkiye'deki ofislerini kapattı. İmkanları kapatmışlardı evet. Çünkü çok güzel. O günleri gördük. Yani, burayı alabilir miyiz? Pardon, özür dilerim. Evet. Ben yaşamayacağı belki 50 yıldan beri ekonominin içinde, tabii ekonomi tahsis ettik. Fakat 50 yıldan beri, 50 yıl önce Türkiye kalkınmakta olan bir ülkeydi. 50 yıl sonra hala kalkınmakta olan bir ülke. Yani 50 yıldan beri maalesef hala yerimize sahip yani. Benim görüşüm. Çok haklısınız. Gayri sahibi yurt içi hasılada tarihi boyunca, Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar %0.7 ile %1.2 arasında pay almış. Dünyadan. Dünyadan. Budur. Yani bunun içinde 1.1'e yaklaştığında insanlar mutlu olmuş, bolluk, bereket, refah gelmiş, 0.7'ye düşünce de yeniden üzülmüş. Bunu kırmanın yolu tabii ki çok daha fundamental konulardan geçiyor. Yani ticarette çok mahiriz, bunlar ayrı konular. Ama sistem kurmak, üretmek, katma değer yaratmak ve bunu destekleyici mekanizmalar kurmak, bu bir algı ve anlayış meselesi. Bizans'ta bunu kuracağız. De, yani evet, şu anda yıkılmışlık yani, kurulacak. Artık yani, mecbur zaten. Zaten biz Türk Konfet'te orta gelir tuzağı diyoruz buna. Bizi 0.70 ya da 86 ile 1.22 arasında sıkıştırmışlar. Osmanlı'da da böyleymiş bu. Bizim bunun üstüne çıkabilme kabiliyetimiz var. Sizler varsınız. Bakın Türk Konfet benim içinde olduğum bir STK ama TÜSİAD üyesiyim. Türkiye Aile İşletmeleri Derneği üyesiyim. Bugün benim herhalde son 6 günde 4. şehrim. Maraş, Antep, işte Samsun'da Oktay Başkan'la birlikteydik. Şimdi Denizli'deyiz. Hepsi sanayici. İnanın gözleri parlıyor sanayicilerin. Yatırım yani ve güven ortamı tesis edildiğince biz hemen 1.20'ye gideriz. Ondan sonrası devlet politikası. Bakın ne zaman yurt dışında bir IT sektörün şirketin kapısını çaldığınızda hep böyle Hintliler vardır. Ben dedim nasıl oldu bu? 1960'ta biz ODTÜ'yü kurduğumuzda adamlar bilgisayar üniversitesi kurmuşlar. 1960'ta. Oradaki bütün çocuklar yetiştirilmiş ve dünyadaki software yazılımlarını onlar 60'tan gelen bir şey var. Yatırma. Biz de bunu kurmak zorundayız. İnşallah siz yani siz elinizden geleni yaptınız. İnşallah bizler ve bizden sonrakiler yapacak. Aynısını karartmayın. Yani inanıyorum. Teşekkürler. Buyurun lütfen. Herkese merhaba. İsmim İnan Özbek. Ben aslında bankacı. Bugün buraya niye geldim? Bakış açıma yeni bir şeyler katabilmek için. Katabilmek adına geldim. Benim sorum özellikle Cankat Bey'e. Son birkaç yıldır Türkiye'nin yaşadığı makroekonomik süreçte bankalar dolayısıyla kredi vermeye çok iştahlı olmadılar. Biraz kendilerini geri plana çektiler. Reel sektörü kredilendirme konusunda iştahsız oldular. Bu sonuç
sizin bahsettiğiniz halka açılma sürecindeki firmaların sayısını, halka açılmayı talep eden firmaların sayısının artmasını ve yoğunlaşmasını tetikledi mi ya da ne kadar tetikledi? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Tabii mutlaka bu tetikleyici bir etken ama burada bu piyasaya bakarken burada arzdan çok talep önemli. Yani yatırımcı sayısındaki artıştır bunu tetikleyen. Yoksa arz etmek isteyen mutlaka firmalar oluyor. Ama doğru ortamı yaratan bu pandemi özellikle oldu diyebilirim. 2018'den pandemiye kadar çünkü halka arz olmamıştı. Çok sessiz bir dönem geçmişti. Hani bütün o dönemde kimi banka işte farklı bir pozisyon belirledi, belli krediler verildi, belli teşvikler verildi. Çok farklı dönemlerden geçtik. Dolayısıyla hani belki şöyle söyleyebiliriz. Hakikaten Türkiye'de sanayici olmak zor bir şey. Çok kolay bir şey değil. Bu ortamlarda bunları yönetebilmek. Ama hani bu ortamda yönetilebiliyorsa biraz daha iyi günlerde eminim çok daha iyi olacaktır. Halka arz konusu daha her şeyin arttığı dönemlerde esasında daha yoğun olur. Dolayısıyla inşallah o tip bir döneme erişirsek halka arz bitmeyecektir. Devam da edecektir. Yani herkes bu yolu seçecektir. En azından belli şirketler. Çünkü faiz yükü olmadan size bir sermaye yaratma imkanı sunuyor. Evet, ben sormak istiyorum Osman Nuri Boyacı. Katılımınız için teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir toplantı oldu. Dünya Gazetesi'ndeyim derim. Şunu sormak istiyorum. Borsa İstanbul yanı sıra son dönemde belki biraz konuşuldu ama kripto paralar ciddi anlamda yatırım anlamında önemli mecralardan birisi oldu. Bu anlamda yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'daki payının azalmasında kripto paraların etkisi var mı? Bunu öğrenmek istiyorum birincisi. İkincisi son dönemde teknoloji şirketlerinin artmasıyla birlikte özellikle oyun alanları, startuplarda değerleme ve bu alanlara yatırım yapan firmalar ve şirketler var. Bu startupların Borsa İstanbul'a adaptasyonu konusunda ileride nasıl bir projeksiyon çiziyorsunuz? Teşekkür ederim. Teşekkürler. İlk sorunuza cevaben hiç ilişkisi yok diyebilirim. Borsa İstanbul'da bu yabancı şu anda %44'lere 43'lere inen yabancı yatırımcının yani büyük bir çoğunluğu neredeyse tamamı kurumsal yatırımcı, yabancı kurumsal yatırımcı. Endekslerden çıktığınız için biraz daha azalmadı mı? Yabancı kurumsal yatırımcı değil mi? Endeksler ağırlığınız düştü. Çıksa bile rakamı var. %90 küsürü hala bireysel değil. Kurumsal yatırımcı. Bu da dünyanın en büyük fonları var. Yani diyorum ya, onlar için bizdeki toplam sahip oldukları işte kaç milyar dolar yani çok küçük, onların bütün yönettikleri para içerisinde çok küçük bir rakam çıkmış olsalar da. Yani çıksa bile çıkan para orada bu yatırımcı tipi, kriptoya giden yatırımcı tipi değil. Yani ondan kaynaklanmıyor. Türkiye'nin mevcut sorunlarından, güven kaybetmesi vesaire onlardan kaynaklanıyor. Yaklaşık yanılmıyorsam yani şeyde 10 bin civarında bizim kurumsal yatırımcımız var Borsa İstanbul'da kurumsal, bunların da yanılmıyorsam 2500 kadarı yabancı kurumsal yatırımcı, yani dediğim gibi bunun içerisinde ne bileyim Harvard Üniversitesi'nin Endowment Fonu'ndan BlackRock'a, Goldman Sachs'tan Templeton'a bütün fonlar var, Can Kapı daha iyi bilir. Hepsi Türkiye'de. Diğer taraftan şeyle ilgili, startuplarla ilgili aslında benim de içinde olduğum bir pazar yeri 2015'te, 2014 sonunda kurduk. Yani amaç orada teknoloji odaklı çalışan girişimlere Borsa İstanbul üzerinden ortak bulmak, halka açmak değil. Ama erken yaşta onlara bir el uzatarak onların ortak ve mentor bulmalarını desteklemeye çalıştık. Hala devam ediyor orası ama farklı nedenlerle istediğimiz şekilde gelişmedi. Son yıllarda sürekli değişen yönetimlerin önceliği olmadı. Son dönemde çok yönetim değişti biliyorsunuz Borsa İstanbul'da. Şimdi orayı yeniden yapılandırma, kitlesel fonlamayla birleştirme planları var. Önemli bir noktaya temas ettiniz.
Teşekkürler o anlamda. Yani bizim işte ben konuşmamda da bahsettim, katma değer üretecek mutlaka bu teknoloji odaklı veya yeni iş modeli, teknoloji olmasa bile yeni inovatif iş modelleriyle katma değeri yükseltecek böyle girişimlere ihtiyacımız var. Yani oyun gibi sektörlerde tabii bunlardan bir tanesi. Malum son dönemde bu milyar dolara aşan, değerlemeye ulaşan unicorn dediğimiz şirketler arasında Türkiye'den iki tane oyun şirketi var. Önümüzdeki 5 yılda milyar dolar seviyesini geçmesi beklenen ilk 10 şirketten yine ikisi ya da iki ya üçü yine oyun şirketi. Öyle de bir ben de ekleme... desteklememiz gerekiyor onlara. Evet. Bir ekleme yapayım. Yani şu anda Türkiye piyasasının fiyat kazanç oranları veya işte EBITDA fiyat oranları yani düşük. O yüzden yani biz bir gelişmiş bir oyun şirketini Türkiye'de halka arz etmektense Nasdaq'ı tercih eder şu anda. Ne zaman ki bizim burada stabilite olur ve çarpanlar yukarı gider Çin gibi, o zaman kendi şirketlerimiz burada halka arz edilecektir. Mesela hepsi burada gitti, Nasdaq'ta yaptı ama bölgesel oyuncu olma hedefini de koydu, hikayesini de koydu. Ama önemli olan buranın stabilite kazanması ve buranın değerlenmeye başlaması. Çünkü o değerlendikten sonra Samsung mesela Kore borsasında, Çin borsasında hiç kimse yatırım yapmazken şimdi oralarda hisse senedi alınabiliyor. Ama ülkenin genel durumu iyileştiği zaman olacağını düşünüyorum ben. Biz bu yani asıl amaçla kurduk Borsa İstanbul'daki o özel pazarı halka açılmadan bu startuplara destek vermek için. İlk yıllarda da 13-14 yıl 12-13 milyon dolarlık bir fon. Ona aracılık ettik, onların yatırım bulmasına aracılık ettik. Fon bulamadıkları noktada aldık onu halka açık, işte Türkcell'le başka şirketlerle işbirliği için buluşturduk. Önemli bir saha. Çünkü işte Nasdaq bugün en hani teknoloji şirketlerinin toplandığı yer, öyle bir değer yaratıyor. Biz onları erken yaşta desteklersek ülke için onlar da katma değer yaratacaklar. Borsalara da daha sonra gelerek, halka açılarak piyasanın büyümesini sağlayacak. Oktay Başkan. Son soralım. Çok teşekkürler öncelikle. Gerçekten bugün konuşmamda da söyledim. Denizli'de güzel bir etkinlik olacağını söylemiştim. Denizli'nin ihtiyacı olan bir panel. Halka arz ve finansman teknikleri paneli. Teşekkür ederiz. Ben kısa cevap alayım. Dediğiniz gibi saatimiz de az kaldı. Halka arzda Türkiye'de ve dünyada hangi şirketlere veyahut da hangi sektörlere daha çok talep var? Ayrıca bir de bunu girişim sermayesini eklemek istiyorum. Girişim sermayesinde fonlar hangi şirketlere, hangi sektörlere daha çok talep var? Bunu kim cevaplasın? Ben de ekleme yaparım, merak etmeyin. Yani şimdi tabii halka arzda teknoloji firmaları şu an gözde. Niye? Büyüme potansiyeli sunuyor. Yenilenebilir enerji tarafı çok hareketli oldu. Niye? Sürdürülebilirlik kısmında sizi doyuruyor. Sürdürülebilir olan işlere dünyadaki fonların bir kısmı ayrılıyor. Yani sürdürülebilir ESG skoru dediğimiz bir skor var. Bu skoru alıyorsunuz, artı belli taahhütlerde bulunuyorsunuz. Ve her işletme kendi faaliyetinde taahhütte bulunabilir. Yani çimento fabrikanız var, ben baca takacağım, şuradan şuraya ineceğime kadar kadın erkek eşitliği, cinsiyet eşitliği gibi pek çok şeyde taahhütte bulunuyorsunuz. Bunlar özel fonlardan ilgi görebiliyor. Potansiyele çok bakılıyor. Mesela çok verilir bu örnek. Uber 2,5 milyar dolar zarar üretirken 10 milyar dolara halka arz oldu. Nasıl oldu? Bir fikir. Birileri inandı. Birileri o projeksiyonu aldı. Dolayısıyla teknoloji tarafında ikna edici bir hikayeniz varsa, dünyanın gidişatını etkileyen bir modeliniz varsa yurt dışında bunlar çok ilgi görüyor. Bunun dışında yine perakende tarafında her yerde teknolojiyi etkin kullanan tüm kuruluşlar bence halka arzda ilgi alaka görüyor. Ben şimdi bir not almıştım bununla ilgili. Hani Amerika'da halka açılan son 8 senede Nasdaq tarafındaki şirketin %40'ının biyotek ve biopharmaceutical tarafından geldiğini söylüyor.
Yani özellikle biyoteknoloji diyelim, o tarafta bir şey var, gözle görülür bir şey. Onun dışında yani genel olarak teknoloji içinde belki oyun da var. İşte oyun, son dönemde AI tabanlı şeyler çok yine ilgi görüyor. Bu software as a service şirketleri yine ilgi gören şirketler, sektörler ve aslında unuttuğumuz fintech. Yani finansal teknoloji şirketleri aslında ya birinci ya ikinci sırada. Yani biyotekle birlikte. En çok ilgili fintechler. Girişim sermayesiyle ilgili ben cevap vereyim. Biz de yapıyoruz çünkü. Girişim sermayesi halka arzdan önceki aldığınız sermaye. Bugün finansman teknikleri demiştik. Onları da konuşacaktık ama zamanımız kalmadı. Halka arz edilmeden önce şirketinizi büyütmek için aldığınız bir sermaye. Bu şirketler Türkiye'de şu anda 6 milyar dolarlık bir girişim sermayesi fonu var. Dünyada 6,5 trilyon dolardı, şimdi 8,5 falan olmuştur. Bu şirketler nakit, yani serbest nakit akımı üreten, senelik %10-15-20 reel büyüme potansiyeli olan, Türkiye'de yerleşmiş bir sistemini yurt dışına ihraç edip oralarda büyüme potansiyeli olan ve yeni teknolojiyle birleşmiş, harmanlaşmış şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyor. Yani sorunuzun cevabı bu. Bir girişim sermayesi yatırımcısıyla karşılaştığınızda şirketinizin ne kadar büyüyeceğini size sorar ve verdiği parayla ne kadar büyüteceğinizi sorar ve Türkiye dışına çıkıp çıkamayacağını sorar. Mesela Aktera, Viven dedi miydi? Türkven. Yok, Aktera şeyi aldı. Bir tane Vivenza'yı aldı. Online bir mobilya şirketini aldı. İngiltere'ye gitti, açtı. Şu anda İngiltere'de büyüyorlar. Bunu yaptılar. Bunun gibi yurt şu anda ihracat bazlı Türkiye ekonomisinden kendini kurtarabilen şirketlere girişim sermayeleri para yatırıyor. Çünkü şunu gördüler, Türkiye'nin büyümesine ve Türkiye'deki tüketime yatırım yapanlar para kaybetti. Maalesef ülkemizde girişim sermayesi bu arada bayağı para kaybetti veya getiriler düşük oldu ama bu da artacaktır. Yani Türkiye bir aralar dediğiniz gibi 2011'de bütün büyük girişim sermayesi şirketlerinin ofisinin olduğu, herkesin kıran kırana rekabet ettiği bir yerdi. Orada şunu bir parantez açayım da karışıklık da olmasın. Yani Kaan Bey'in söylediği girişim sermayesi aslında özel sermaye anlamında private equity. Private equity tabii. Daha erken aşama, daha küçük boyutlu startuplara ve erken aşamada yani venture capital. Private equity de evet belki biraz yavaşlama var ama venture capital tarafı bu sene çok iyi gitti. Tabii bu getirin falan da etkisiyle onların da aldığı paralarla milyar doların üzerine çıktı. Şimdi yani, konuşuyorduk, özür dilerim. Türkiye'ye güveniyor musunuz diyorduk ya. Venture capital'la finanse edilip unicorn çıkartma başarısını sağlayan bölgedeki en büyük ikinci ülkeyiz diyebiliyorum ben. Tamam. Yani Avrupa'daki belki de. Yani Tel Aviv bu konuda çok iyidir. Onlar bu bilişim sektörüyle ilgili olarak venture capital'la çok şirketlerini büyütüyorlar. Bizim de şu anda venture capital fonlarımızda çok güzel unicornlar çıkardık. Peak Games, bir tanesi. 4 Getir. Daha da yolda. Söyle abi. Peak Games girişim sermayesi boyutuna yani 3.2 milyar dolara satıldı. Girişim sermayesi dediğinizde genel beklenti eskiden bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde dolar bazında minimum yılda %20 para kazanır. Yani IRR, return on rate of return %20. Bu şuna tekabül eder. 3 yılda 2'ye katlamak. 3 yılda EBITDA 2'ye katlarsanız aşağı yukarı onların istediğini tutturursunuz. Private equity yani girişim sermayesi. Venture, yani daha erken aşamalarda siz birincisi ne zaman nakit akışını sağlayacağım, bu soru çok önemli. İkincisi oradaki büyüme beklentiniz daha fazla çünkü çok daha yüksek bir risk alıyorsunuz. Yani işte atıyorum belki de çok daha küçük birkaç arkadaşın, birkaç gencin kurduğu bir şirkete yatırım yapıyorsunuz bir fikre. Ve bunun olgunlaşması bir zaman alıyor. Dolayısıyla beklentiniz çok daha yüksek oluyor oradaki getiri beklentiniz diyeyim. Okey. Süper. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir dakika toparlıyorum. Bir dakika. Şimdi ne konuştuk? Bir, değişmeyen tek şey değişimdir dediniz değil mi? O yüzden şimdi yeni finansman teknikleri de değişimin içine sokuyoruz. Yani sermayesi kuvvetlendirmek için halka arzı yapabiliriz. Yeni yatırımcıları içeri alabiliriz. Bu bize likidite sağlar diye konuştuk. Artı diyelim ki artık şirketimizin bir değeri belli olduğu için bir kredi alırken bu teminat olarak da kullanılabilir. Veya bir şirket satın alacakken senin şirketin 100 lira, benim şirketim 50 lira gel
hisseleri değişelim, ben senden alayım, sen benden al demek gibi müzakerelerde hissenizi para olarak kullanabilirsiniz. Değer keşfi dedik değil mi? Halka arası değerinizin ne olduğunu keşfediyorsunuz. Likitte sağlıyorsunuz. Aile şirketleriyle çok uğraşıyoruz biz. Aile şirketlerinde bazı ortaktan çıkmak istediğinde ya halihazırdaki ortağı hisse senedi piyasasındaki değerden devredebilir veya izin alınırsa halka arzla parasını alır çıkar dediğin gibi Londra'ya gidip yerleşebilir. Buna yarıyor dedik. Borcu azaltmada da kullanabiliriz dedin sen. Kurumsallaşma için iyi bir şey dedin. Prestij dedik. Gültekin Başkan dedi, korkmayın ya dedi. Kurumsallaşma için iyi, denetleniyorsunuz dedi. Sorumluluğunuz oluyor dedi. O yüzden ben tavsiye ediyorum dedi. Ama hepsini toparladığımızda hikayeniz varsa, sermayenizi güçlendirmek istiyorsanız tekniklerden biri halka arzdır. Korkulacak bir şey yok. Danışmanlarınızı da çok 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 iyi seçin diyoruz. Panelimizi kapatıyorum. Tüm katılımcılara çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Var olun, sağ olun. Sağ olun. Ben de herkese teşekkür ediyorum katılımlardan dolayı ve özellikle sizlere. Çok güzel, keyifli, verimli bir etkinlik oldu. Başkanım sizi ben kürsüye davet edeyim. Panelistli arkadaşlarımıza birer saniye. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza Thank you.